Herkese iyi akşamlar sevgili arkadaşlar. Tekrar bir eğitim merkezi dersindeyiz. Bugün ders 3'teyiz. Kabala Emin'in tarihinden biraz bahsedeceğiz. Geçen hafta maalesef biraz rahatsızdım. O yüzden derse katılamadım. Ama bugün ne yapacağız? Geçen hafta arşivden izlemiştik. Bugün üstesinden geliriz beraber. Ve herhangi bir sorunuz varsa da her zaman sorabilirsiniz. Tamam. Şimdi Kabala Emin'in tarihi. Kabala Emin nereden geliyor? Şimdi internete bakarsanız bir sürü absürt şey var Kabala ilmiyle ilgili, ama Kabala ilmi esasen kökleri Adem peygambere dayanır. Çünkü Kabala ilmi adı üstünde, Kabala ilmi, ilim lekabel kelimesinden gelir. Lekabel almak demek. Kabala ilmi yerdandan doğru bir şekilde alabilmek demek. İlmin özü bu. Yani kişinin yerdanıyla ilgili, yerdanıyla daha doğrusu uygun bir ilişki inşa etmesi Kabala ilmi. O yüzden bizim dilimizde de aynı şekilde geçiyor. Kabul kelimesinden köklere dikkat ederseniz aynıdır. Arapçada birçok şey vardır. İslam'da olan. Bunların hepsi İbranice'den geliyor. Tamam, selamın aleykümünüzden tutun. Aleyküm selamınıza kadar hepsi İbranice'den geliyor. Bunun hepsi o dil kökenli. Tamam. Eskiden de Orta Doğu'da Aramca konuşuyorlardı. Aramaik dediğimiz. Ondan sonra o dilde İbranice harfler kullanır ve onda da aynı şekilde format sağdan sola doğru ve o da köklerin dilidir. Tabii ki dil arasında manevi herhangi bir ilişki yok Arapça ile İbranice arasında. İbranice Adem peygamberin oluşturduğu bir alfabedir. Hatta YouTube sayfamızda da harflerin anlamlarını izah eden İbranice, Kabalistik İbranice diye video dersleri de var, izlersiniz. Tam faydasını görürsünüz. O yüzden Kabala ilmi ta Adem peygambere dayanır. Adem peygamber de yaradanı ilk ifşa etmiş kişidir. O yüzden adı Adam. Adam kelimesi de la Adam kelimesinden gelir İbranice'de, benzemek demek. O yüzden yaradanı keşfettiği zaman Adam olacağım, yani Adem olacağım, Adam olacağım demek. O yüzden dilimizde de atasözü vardır. Çocuklarımıza bazen adam ol deriz. Adam olmak büyük bir seviye. Yani kişinin yerden gibi ihsan etme niteliğini edinmesine adam olmak denir. Tam sokaktaki adamın adam anlayışı değil elbette. Sokakta adam diye bir şey yok. Tamam. O yüzden adam olmak la adam, yerden gibi var olmak demek. Durum bu. Şimdi Osman, mikrofonunu kapat. Ondan sonra bakalım ne diyor. Şimdi bununla ilgili her türlü sorularınızı sorun. Çünkü bu ilmin gelişi, ortaya çıkışı, gelişimi son derece önemli. İleride realitenin algılanmasını öğreneceğiz. Ve realitenin algılanmasında içimizde algıladığımızı öğreneceğiz. Yani her şey adamın içinde yaşadığı şeyler. Tamam. Hal böyleyken de tüm insanoğlunun geçmişi hepimizin içinde bir birikim.
Dolayısıyla realiteyi ifşa etmekte de, realitenin esasının algılanmasında da maneviyatta yer, zaman, hareket nosyonları olmadığı için her şey bir noktada aynı şekilde. Yani baştan sona tam ifşa olmuş şekilde. Hal böyleyken de bizler de realiteyi algılamayı biraz çalıştığımız zaman, bu dönem başlayacağız çalışmayı, yani biraz o konuya eğilmemiz lazım. Sebebi de şu, realiteyi nasıl algıladığımızı anlamazsak, realiteye, hayata yaklaşımımızı doğru oturtamayız. O yüzden onu da öğreneceğiz. Şimdi tüm maneviyat esasen adamın realiteyi algılaması ve realiteyi de kendi alma arzusundan algılayarak esasen bu dünyada yaşadığı dünya, hayat. Ve tabii ki hayat yaşadıkça, ilerledikçe vesaire bize hayatımızı sorgulatıyor. Hepimizin içinde bu soru var. Tüm insanların içinde bu soru var. Tam o yüzden hepiniz daha önce de söylediğim gibi çocukken sormuşsunuzdur annenize bizi kim yarattı, nereden geldik vesaire gibi sorular. Çünkü her insanın içinde bu vardır. Sadece çocukken sorarız, cevap bulamazsak rafa kaldırırız. Hiçbir bir şey yok. Ondan sonra hayata devam ediyoruz. Tekrar uyanırsa kalpteki nokta adam arayışa geçer. Geçmezse yapacak bir şey yok. Tamam. O yüzden hal böyleyken Adem de nasıl bir adamdı? Hepimiz gibiydi. Çünkü hepimizin başlangıcı kalpteki noktayla başlıyor. Yani adam olmak denilen seviyelere ilerlememiz hayatımızın manasını sorgulamakla başlıyor. O da kalpteki nokta. Kalpteki noktayla başladığı için de olay Adem, adam olma eğilimi, yaradana benzeme ya da yaradanı keşfetme arzusu hepimizin yaradanın bize kendisinden verdiği parça. O yüzden bir taraftan yoktan var ettiği bir varlık var, alma arzusu diyoruz. Ama var olabilmemiz için, hayat denilen bir şeyi en azından hissedebiliyor olmamız için yaradanın içimize bir de, içimize derken bedenden bahsetmiyorum, hislerimizden bahsediyorum, hissimize bir de kendisinden bir parça koymak zorundaydı. Yoksa yaradanla hiç bağımız olmazdı. O yüzden bu kalpteki nokta dediğimiz şey. Geliştikçe de insanın yaradanı keşfetme arzusu, hayatının manasını keşfetme arzusu olarak ortaya daha belirgin bir şekilde ortaya çıkar. Ve Adem de aynen bizim gibi hayatın manası ne, niye yaşıyorum sorularından yaradanı keşfetmeye gelmiş bir insan ve maneviyatı keşfettikten sonra da ne yapmış, maneviyatı yazmış, anlatmış ve yazarken de İbranice alfabeyi kendisi oluşturmuş. O yüzden Adem peygamberden gelen bir ilim. Alfabe de Adem peygamberden geliyor. Ve bununla ilgili tüm otantik kabalistik yazılarda buna dayanıyor, kendisine dayanıyor. Tamam. O yüzden kabala ilminin gelişimi, daha doğrusu insanın manevi gelişimi diyebiliriz. Çünkü Adem peygamberden önce de ne vardı? Bir sürü insan vardı. Öyle değil mi? Adem peygamberden önce de insanlar vardı. Adem ilk insan denmesinin sebebi ne? Adam olması. Yani yerdanla bağ inşa etmiş olması. Yerdanla bağ olan birisine insan denilir maneviyatta. O yüzden manevi, otantik manevi kaynaklarda insandan, adamdan vesaire bahsettiği zaman sokakta iki ayağı üzerinde yürüyenlerden bahsetmiyor. Yaradan'la bağ olan bir... Evet sevgili arkadaşlar, kısa bir aradan sonra geldik tekrar. Şimdi şöyle, ne demiştim? Demiş ki Adem'de. Adem fiziki olarak ilk insan değildi. Adam demek ne dedik? Ladom kelimesinden, yani benzemek kelimesinden geliyor. O yüzden Adem de hepimiz gibi bir insandı. Yani kalpteki noktası uyanmış, hayatın manasını keşfetmek isteyen birisi. Bu insan hepimizde olduğu gibi, hepimizin içinde o kalpteki nokta uyandığı zaman, hayatın manasını sorgulamaya başladığımızda, o da arayışa girdi. Neden yaratıldık bizi, kim yarattı vesaire. Tabii aramızda nesiller boyu bir fark var. Ama her insan manevi yolculuğa böyle başlar. O yüzden biraz önce de realitenin algılanmasından bahsettim. Bu yüzden de hepimiz esasen kendimizi o Adem gibi görmemiz lazım.
Yani hayatın manasını arayan, burada ne işim var diyen bir insan. O yüzden adam olmak, yaradanla bağım olması demek. Yani bedenim insan vücudu ve iki ayağım üzerinde insan gibi yürüyorum demek, insan değilim demek değil. Manevi, otantik manevi kaynaklarda insan diye birisinden bahsettikleri zaman yaradanla arasında bağ olan bir varlıktan bahsediyor. Onun dışında o kitaplar hiç kimseyi ilgilendirmiyor. Çünkü hiç kimse o kitapların içinde değil. Yani otantik manevi kaynakları sadece maneviyatta olan birisi değerlendirebilir. Onun dışında hiç kimse ne o kitapların içinde ne de o kitapların içinden kendisini alabilecek hiçbir şeye sahip değil. Çünkü orada değil. Orada olmadığı için de yazılan şeyleri de doğru düzgün anlamadıkları için ve algıları hala fiziksellikte olduğu için o otantik kaynaklardan ortaya çıkan şey ne oldu bugün? Fiziksellik oldu. O kadar. Ama maneviyat adı üstünde. Adamın içselliğiyle ilgili. Eliyle, koluyla, başıyla, bir tarafıyla ne yaptığıyla ilgili değil. O yüzden Adem bu ilk maneviyatı geliştiren kişi. Çünkü ilk keşfeden kişi. Ve maneviyatta şöyle bir konsept var. Eğer maneviyatta ilerliyor isen görüyorsun ki tüm insanoğlu, tüm yaratılış senin bir parçan. Dolayısıyla onların içerisinde onlar sana aitmişsin gibi. Yani sen onların parçasısın, onlar da senin parçanmış gibi bir algı ile yaşamaya başlıyorsun. Çünkü yaradanın birlik ve bütünlük prensibi bunu gerektiriyor. Çünkü maneviyat demek her şeyin birliği, bütünlüğü demek. Ve hal böyleyken de kişinin de kendisini bu kırık koşuldan, yani sadece kendisini düşündüğü bencil alma arzusundan yaradan gibi ihsan edebileceği bir forma çıkarmak için yaptığı çalışmaya manevi çalışma diyoruz. Ve tüm kabala ilmi de o yüzden Adem peygamberden geliyor. Tamam, din gelmiyor gördüğünüz gibi Adem peygamberden. İlim geliyor. Tamam, net. Durum bu. Elbette ilk başlangıç bu. Yani insanoğlunun geçen derste konuştuğumuz gibi yaratanın yaratılışın başında insanı bütünlük içinde yarattıktan sonra ne dedik? Filtreler dediğimiz ya da kademeler dediğimiz koşulların kendisinden uzaklaştırıp yoktan var ettiği bir alma arzusuyuz biz dedik. Ve alma arzusu yaradanı bu dünyada algılamıyor. Bu beş duyuyla algılamıyor. Realitede yaradan bizim için burada yok ama bu realitede yaşar iken yaradanı edinmemiz lazım. Yoksa bu realiteyi yaratmanın bir alemi yok, bir esprisi olmaz. Adam o yüzden yaradan, yani maneviyatı hiç yok iken maneviyatını ve yaradanın ifşasına bu realitede, bu dünyada yaşarken gelmek durumunda eğer yaratılışın amacına gelmek istiyorsan. Ve bunu da ilk yapan kişi Adem. O da yaklaşık 6000 yıl önce diyelim, 5800'e yakın yıl önce ilk yaradanı, maneviyatı keşfeden, realiteyi, gerçeği keşfeden kişi. O yüzden kitaplarda da Adam Harishon diye geçer. İlk insan. Adam aynı zamanda insan demek. Adam Harishon, Harishon ilk demek. İlk insan. Yani yaradanı keşfeden ilk kişi, ilk insan. O yüzden bazen biliyorsunuz dinlerde vesaire derler ki Adem ilk yaratılan insandı, fiziksel olarak ilk yaratılan insandı diye geçer bazen kaynaklarda. Ve dinlerde de genelde öyle bahsederler. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Çünkü yaratılış bir gelişim ve bir evrim safhalarından oluşur. O yüzden yaradan ilk başta cansız seviyeyi yarattı. Cansız seviye tüm gelişimini tamamladıktan sonra bitkisel seviye gelişimine başladı. Bitkisel seviye tüm gelişimini tamamladıktan sonra hayvan seviyesi başladı. Hayvan seviyesi tüm gelişimini tamamladıktan sonra insan denilen varlık ortaya çıktı. Ve onun içinde kalpteki noktanın başlaması da
ilk insan dediğimiz manevi form. Ondan önce iki ayağı üzerinde yürüyen insan formundaki et, kemikten bahsedecek olursak onlar hayvan seviyesine ait. Hiçbir zaman da otantik manevi kitaplarda fiziksel realitede var olan bir insan için laf edilmez, konuşulmaz. O da geçmiyor. Öyle bir şey de yazılmaz onunla ilgili. Konuda hemfikir miyiz? Tamam. O yüzden evrim var mı? Var. Cansızla bitki arasında da safalar var, mercan gibi. Ondan sonra bitkiyle hayvan arasında da yarı hayvan, yarı bitki şeklinde varlıklar da var. Ve hayvanla insan arasında da maymun var. Ve dünyevi insanla manevi insan arasında da geçiş noktası, kalpteki noktası olan insan var ve çalışmaya başlayan. O yüzden her safanın da ara safaları var. Ve öyle öyle insanoğlu gelişiyor. Dolayısıyla kişinin de yapması gereken şey bu dünyada Adem gibi manen yükselmek. Şimdi Adem'den sonra elbette bir sürü insan vardı. Maneviyatı edinmiş. Musa'ya kadar diyorum. Adem'den Nuh'a kadar 20 nesil, o arada bir sürü vardı. Nuh'tan da İbrahim'e kadar 20 nesil, orada da bir sürü vardı. Hep arada, her zaman oldu. Neden? Çünkü Adem esasen tüm insan oğlunun kalpteki noktası olarak düşünebiliriz. Adem'i. Yani tüm insan oğlunun manevi gelişimini tetikleyen o koşul. Bizim nasıl kalpteki noktamız var? Ne demek kalpteki nokta? Kalbim neydi? Tüm arzularım. Öyle değil mi? Tüm arzularıma kalp diyorum. Kalpteki nokta ne? Tüm arzularımın içerisinde bir de hayatın manasına yönelik olan bir arzu. O yüzden Adem de tüm insanoğlu için bir kalpteki nokta gibi. Ve o yüzden tüm insanoğlunun manevi gelişimi bu yüzden ondan başlamak zorunda. Ve hiç bitmeden de devam etmek zorunda. O yüzden Adem'den sonra da sürekli her nesilde kabalistler vardı. Her zaman olmak zorundaydı. Çünkü her nesile bakması gereken, ilmi ilerletmesi gereken birisinin olması lazımdı. O yüzden bir sürü, yüzlerce, binlerce diyebiliyoruz. Kabalist vardı geçmişte de, tarihte de. Ve en önemlilerinden bir tanesi de İbrahim'di daha sonra. İbrahim de Babil'den biliyorsunuz. Yani o Irak bölgesinden, Mezopotamya dediğimiz Irak bölgesinden, Türkiye'nin güneydoğusu o bölgeden. Nedir İbrahim'in özelliği? İbrahim ilk kez halka açıklayan bir insan maneviyatı. İbrahim de bizim gibiydi esasen. Kalpteki noktası uyanan herkes aynıdır. Hayatın manası ne diye başlar sormaya, soruşturmaya. O yüzden İbrahim hatta Babil'de babası bilinen birisiydi. Papazdı. O zamanın papazları. Hatta babası putlar satıyordu. Tamam, İbrahim bir putperestin oğluydu. Hikayelerini okumuşsunuzdur. Tamam. Ne demek putperestin oğlu olmak? Bir sürü arzularım var demek. Bir sürü dünyevi arzuların içerisindeyim. Dünyevi arzuların peşinden koşuyorum. Yani yaradan dışında başka şeylerin peşinde koşmak. Başka arzularla ilgilenmek. O yüzden dünyada da iki çeşit insan var esasen. Bir dünyevi arzuların peşinde giden insan. Bir de manevi arzunun peşinde giden. Başka çeşit bir insan yok. Sarıydı, siyahtı, beyazdı. Yok Çinliydi, şuydu, buydu. Yok öyle bir şey. Sadece iki çeşit insan var. Ya yönü yaradana doğru ya da yönü kendi cebine doğru. O kadar. Başka çeşit adam yok. Şimdi İbrahim de aynı şekilde tüm diğer kabalistler gibi hayatın manasını sorgulayarak maneviyata açılmış bir insan. Tıpkı hepimizde olduğu gibi. Ve kendisinin özelliğini İbrahim ilk kez halka anlatmış birisi. O yüzden İbrahim Avraham ne demek? Halkın babası demek. Av baba demek. Ham halk. Avraham halkın babası. O yüzden maneviyatı ilk insanlara anlatan, ilk bir grup oluşturan kişi İbrahim. İlk manevi, otantik bir grup oluşturan kişi İbrahim. Mezopotamya'da, Babil'de. Bakalım ne yazıyor onunla ilgili. 40 yaşında İbrahim Yaradan'ı bildi.
Krallıktan krallığa, şehirden şehire dolaştı. Sonunda binlerce insan etrafında toplandı ve onlar İbrahim'in evinin halkı oldu. Tam 40 yaşı demek merhamet seviyesi demek. Bizim 40 yaşımızla alakası yok dünyevi. Maneviyatta 40 merhamet seviyesi, yani yaradanı keşfedebileceğim noktaya denir. 40. O yüzden birçok manevi kitapta 40 yaşı geçer. Her peygamberin bir 40 olayı vardır biliyorsunuz. Hepsinin standart yaşadığı şeyler vardır. Anladın? Dağa gider, çöle gider. 40 yaşında şöyle yapmıştır. 40 gündü, 7 gündü, şuydu buydu. Hepsinin aynı hikayesi var. Copy paste bildiğiniz şeyler bunlar. Ctrl C, Ctrl V şeklinde nesilden nesile geçen hikayeler. Tamam. Maneviyatta fiziki yaşından bahsetmiyor. Edindiği bir seviye o. Merhamet seviyesi dediğimiz. O da yaradanın ihsan etmek için ihsan etme dediğimiz yaklaşımı. Bunu edinen kişi yaradanı ifşa eder. Ne demek yaradanı ifşa etmek? Yaradanın benim üzerimde etkisi olduğu, yani yaşadıklarıma sebep olan bir güç olduğu hissiyatıyla var olmak. Nasıl bu dünyada beş duyumuz var ve beş duyumuzla bu dünyayı algılıyoruz. Dışarıdan beş duyumuzla sebep içimizde sonuç olarak his oluyor. Tamam? Çünkü bütün duyularımız içeriye almaya yönelik. Duymam, görmem, koklamam, tatmam, hissetmem, her şeyi hep içime almaya yönelik. Maneviyatta da farklı bir yaklaşım var. İçime, yani kendime almayı istemeyerek başlıyor. İbrahim de böyle bir noktaya geldiği için yaradanla ortak bir noktası olduğu zaman insanın, buna form eşitliği diyoruz. O zaman yaradanı hissedebilirim. Maneviyatta yükselmek aynen o. Yani yeni bir algı, yeni bir duyu içerisinde de aynı zamanda var olmam lazım. Bir taraftan bedenselliğim, fizikselliğimiz çünkü yok olmayacak son ıslahımıza kadar. Öteki taraftan da içinde manevi olan bir his. O yüzden İbrahim bu histen sonra, yaradanı bildikten sonra aynen Adem gibi ne yapması gerektiğini anlıyor. Diyor ki tüm insanoğlu benim bir parçam. Yani ben onların, onlar da benim bir parçam. Dolayısıyla ne yapması lazım her maneviyatta ilerleyen kişinin? Halkı yüceltmesi lazım. Tamam. Anne baba olmak gibi. Anne baba olduğumuz ne yapıyoruz? O zaman çocuklarımızı büyütüyoruz. Adı üstünde, o yüzden İbrahim, Avraham, halkın babası. Yani onlara bakmak zorunda hissediyor kendisini. Neden? Çünkü ihsan etme niteliği, daha doğrusu ihsan etme eylemi, sevgi denilen bir niteliğin gücü. O yüzden içinde kendisinin dışında başkasına yönelik sevgiyle kıyafetlenmiş birisi mecburen başkasının iyiliği için isteyerek, mecburen dediğim isteyerek. Çünkü yeni bir doğa ediniyor. Çalışmak durumunda. O yüzden onlara bakmak durumunda. Nasıl çocuklarımıza bakıyorsak, çünkü bize ait olduklarını hissediyoruz onların, öyle değil mi? Bizim bir parçamız olduklarını hissediyoruz. O yüzden onlara bakmam lazım diye hissediyorum. O yüzden onlar için gidiyorum, çalışıyorum. Bir erkek ne zaman daha çok çalışmaya başlıyor çocuklar olunca? Tek başına olduğu zaman o saldım çayırı. Bırakırsın onu, öyle yaşar. Ama çocuklar olduğu zaman koşmak zorunda, çalışmak zorunda, daha çok her şeyle ilgilenmek zorunda. Çünkü bu içimizde, doğamızda var. O yüzden maneviyatta ilerleyen kişi kendisini başkalarından sorumlu hissediyor. Ve o sorumluluğa yönelik de ne yapmak zorunda? Eylem yapmak zorunda. O yüzden İbrahim halka anlatıyor. Ve onu arayanlar, onu bulanlar, onu duyanlar geliyor ona. Ve binlerce insan bu şekilde bir araya geliyorlar. Ve bir araya geldikleri zaman hepsi farklı yerlerden geliyor. Hepsi farklı kabilelerden. Babil çünkü o zaman bir ülke değil ki. Bir sürü farklı kabilenin aynı bölgede yaşadığı bir yer Mezopotamya. Ve farklı kabilelerden geldiği için hepsi ne yapıyorlar? Yeni bir isim alıyorlar. Farklı insanların bir araya gelmesi. Ne diyorlar kendilerine? İbrahim'in evi. Kabilenin adı bu. Yeni adı diyelim ki. Bu şekilde. Tamam.
Ve İbrahim de bu şekilde ilk manevi grubu inşa ediyor. Adem'in yazdığı yazılardan sonra kendisinin de yaratılış kitabı var. Hatta Adem'in yazısı da Melek Raziel. Onu da İbranicesini bulabilirsiniz. İbrahim'in yazılarını da bulabilirsiniz internet sitesinde. Arzulayan okuyabilir. İbrahim çok özel bir varlık, kişilik. Çünkü hesed denilen merhamet niteliğini temsil ediyor. Şimdi biz insan olarak bakıyoruz. Çünkü beş duyumuz İbrahim dediğimiz zaman bir insan gözüyle değerlendiriyor. Ama maneviyatta öyle bir şey yok. Maneviyatta herkes bir güç. İşleyen bir güç, sistemin bir parçası. Ve İbrahim yapı içerisinde merhamet niteliğini temsil ediyor. O yüzden sağ çizgiyi temsil eder maneviyatta. Hesed. Yani sadece ihsan etmek için çalışan bir güç İbrahim. O yüzden bazen kitaplarda İbrahim, Musa bilmem yok Adem'di, şuydu buydu diye geçtiği zaman hepimiz insanlarla ilişkilendiriyoruz. Çünkü öyle büyütüldük çocukluktan. Ama insanla ilişkilendirecek bir şey yok. O yüzden İbrahim dediği zaman bir nitelikten bahsettiğini anlamamız lazım. O nitelik merhamet niteliği. Merhamet sokaktaki merhamet anlayışı değil. Dilenciye gittim de 5 kuruş verdim çok merhametliyim değil. Merhamet niteliği demek kendimi hiçbir şekilde düşünmüyorum demek. Yaptığım hiçbir eylemin bana en ufak bir getirisi olamaz demek. Yani kendi menfaatim için hiçbir şey asla olamaz. Bu merhamet niteliği. Ancak bu şekilde işleyen bir güç yerdanla birlikte ahenk, uyum ve ortak hissiyat içinde olabilir. Bizim yerdanı hissetmiyor olmamızın sebebi ne? Sadece kendimizi düşünmemiz. Öyle değil mi? O yüzden yerdanı hissetmemiz mümkün değil. Hal böyleyken İbrahim'in de getirdiği bu grup insanlara daha sonra ne dediler, ne oldu isimleri? İbraniler oldu. Veya İsrailoğulları. O yüzden ilk Yahudi kimdir? İbrahim diye geçer. Şimdi dikkat ederseniz İbrahim Yahudilik dinini çıkarmadı. Yahudi, Yehudi, İhud, birlik kelimesi demek. Yahad, beraber demek. Her kim yerdanla bir ise ona Yahudi denir. Yahudi dinindeki adamlardan bahsetmiyor. Yok öyle bir şey. Tümüyle manevi bir tanım. Biraz önce hasbelkader iki çeşit insan var demedim size. Realitede sadece iki çeşit insan var. Ya maneviyatta ya da maneviyatta değil. O yüzden İsrail kelimesi Yaşar El, İsrail esasını okunur. İsrail, Yaşar El ne demek? Yaşar direkt, ses. El, Yaşar El, Yaradan'a doğru demek. Ve İsrail kelimesi de oradan geliyor. O yüzden ne dedim? İki çeşit adam var. Ya Yaradan'a doğru ya dünyevi arzularına doğru. Başka şekilde adam yok. Başka çeşit adam da yok. O yüzden tüm bu kelimelerin hepsi İbrahim'den geliyor. O yüzden grubu bir araya getirdiği zaman İbraniler yani ivri, lavor kelimesinden gelir. Lavor ne demek? Avarti, karşı tarafa geçtim demek. Bunların hepsi manevi seviyeler, manevi tanımlar. O yüzden sokaktaki Yahudi dinine ait bir insanla alakası yok. Oraya giderseniz görürsünüz ki onlar da herkes gibi yaşıyor. Dünyevi hayatın dibinde. O kadar. O yüzden maneviyatta bu tanımları doğru oturtmamız lazım. O yüzden Yahudi, yerdanla bağ olan. İhud, birlik içinde olan. İvri, avarti, öteki tarafa geçtim demek. İsrail, Yaşar El, yerdana doğruyum demek. O yüzden İsrail oğulları, yani kabilenin adı, daha sonra İsrailoğulları oluyor. Niye? Çünkü grubun tek bir amacı var. Sadece bir amaçları var. Yerdana doğru olmak.
isimleri de o yüzden oradan geliyor. Bu nedenden dolayı maneviyatı çalışan bir grup insana aynı zamanda İsrailoğulları denir. Niye? Çünkü amaçları yerdana doğru olmak. Tamam. O yüzden sokaktaki dünyevi Yahudilik diniyle İsrail'le şuna bunu karıştırmanıza gerek yok. Yahudilik dini 2000 yıl önce çıktı. İkinci tapınak yıkıldığı zaman çıktı. İbrahim 4000 yıl önce vardı. Aralarında hiçbir alaka yok dinle. O yüzden Kabala ilminin dinle, Yahudilik mistisizmle falan ilişkilendirilmesi buradan kaynaklanıyor. Yahudilik dininde olan her şey Kabala ilminden geçme. Hepsi. Tamam. Şimdi İbrahim'den sonra bildiğiniz gibi İshak var, Yakup var, Yusuf var. Ama en önemlilerinden bir tanesi kim? Moşe. Moşe yani Musa peygamber. Şimdi Musa, o da yapının içerisinde bir güç. Aynı şekilde. Musa aynı zamanda kalpteki nokta da olarak bilinir. Adı ne? Moşe. Limşoh kelimesinden. Yani çekmek demek. Adamı maneviyata çeken güce Moşe denir. Meşiyah, Mesih kelimesi de oradan gelir. O yüzden kişiyi maneviyata çeken güç, onu maneviyata doğru getiren güç, Mesih, Moşe, kalpteki nokta. O yüzden kişinin işi, amacı ne? Moşe'yi, yani içindeki kalpteki noktayı, içindeki Mesih'i, Mesih gökten birileri gelmeyecek, bekleyen varsa çok beklersiniz daha. Mesih adamın içinde. O yüzden kalpteki noktası uyandıysa, kendisini maneviyata çeken bir şey olduğunu hissediyorsa, o adam için Mesih geldi denir. O yüzden sokaktaki adamlarla beklemenize gerek yok. Gökten kimse de gelmeyecek bu arada, haberiniz olsun. Adamın içinde Mesih. Şimdi adamın içinde aynı zamanda kim var? Kötü eğilimi var, öyle değil mi? Biz kendimiz için alma arzusuyuz. Biz kendi menfaatimizi önce düşünen varlıklarız. Dolayısıyla içimizde aynı zamanda ne var? Firavun var. O yüzden Firavun da, Moşe de adamın içindeki iki güç. Birbiriyle çelişkili. İki güç. Tamam. O yüzden Musa geldi. Musa nereden çıkardı? Halkı Mısır'dan çıkardı. Ne demek Mısır? Mitzrayim. Dar geçiş demek. Yani kişiyi maneviyata çıkartan dar geçiş Mısır. O yüzden Mısır denilen bir koşuldan geçmesi lazım insanın. Yani maneviyatı çalıştığı. Ve maneviyatı çalıştığı zaman ilerledikçe kendisinin maneviyatta zorlu koşullardan geçtiği bir halden geçmesi denir. Buna Mısır denir. Yani dünyevi hayattan artık tümüyle kendisini koparmak istiyor. Yeni bir realiteye, yeni bir algıya, yeni bir koşula geçmek istiyor. Bu koşul ne? İçimizde Moşe ile Firavun'un kavgası. O yüzden kişinin maneviyata geçebilmesi için içinde çok çelişkiler yaşaması lazım. İçinde çok muhakeme, çok kargaşa, kafa karışıklığı, bulanıklık. Bu tür şeyler yaşaması lazım ki maneviyata geçiş için bir arzusu olsun. O yüzden Mısır çok önemli bir safa manevi çalışmada. O yüzden ona bayağı bir zaman ayırıyorlar anlatmak için. Adamın maneviyata geçişinden önce yaptığı ana çalışma dostlarla birlikte. O yüzden Mısır'daki Yusuf ve kardeşleri koşuluyla başlıyor her şey. Yani bir grup başlıyor. O yüzden Mısır'a ancak bir grup olarak girebiliriz. Ve ancak bir grup olarak çalışabiliriz orada. Çünkü çalışmamız ne üzerine? İnsanla insan arasındaki bağ üzerine. O yüzden Yusuf tek başına Mısır'a gittiği zaman mecburiyetten
kardeşleri onu satınca hikayeyi biliyorsunuzdur. İlerlemesi orada mümkün değil. O yüzden kardeşlerinin de gelmesi lazım. Yakup'un da Mısır'a inmesi lazım. Yani bağ kurmak için bir araya gelmeleri lazım. O yüzden ne yapıyorlar? Kenan topraklarında kıtlık çekiyorlar. Yani maneviyatta ilerleyemediklerini hissediyorlar. Kıtlık bu demek. Karınları aç olduğu değil. Bir amaçları var. Hayatın bir amacı var. Ve o yönde gitmek istiyorlar. Görüyorlar ki yapamıyorlar. Gidemiyorlar. İlerleyecek yakıt yok. O yüzden Mısır'a gitmek zorundalar. Niye? Mısır büyük alma arzusu. Ve ancak büyük bir alma arzusu olursa maneviyatta ilerleyebilirler. O yüzden oraya grup olarak giriyorlar. Ve orada yüzlerce yıllık bir gelişimleri var. Sonra da ne oluyor? Maneviyatta geliştikçe kalpteki nokta daha güçleniyor. Yani dünyevi arzularımızdan daha güçlü olmaya başlıyor. Ve o zaman eğer çıkabilirsek maneviyata çıkarız. Kızıldeniz'i geçmek bu demek. Kızıldeniz Yamsuf, son deniz demek. Türkçe'de Kızıldeniz ama esas adı son deniz. Yani öteki tarafa sadece adamı yaradan geçirebilir. Yani sadece yaradan adama yeni bir doğa verip fizikselliğini aştırabilir. Denizin yarılması bu. Tamam mı? Aklınıza Hollywood filmleri gelmesin. O yüzden kişi dar, kendisini kıskaç altında hissettiği, ne yapacağını bilemediği bir koşuldan geçerek çıkıyor Mısır'dan. O yüzden Mitzrayim dar geçit demek. Dar köprü, dar geçit. Ve o şekilde çöle giriyorlar Musa ile. Ne demek çöl? Çöl, hayat yok demek. Mısır'da her şey vardı. Bolluk, bereket, topraklar güzel. Ama çölde ne var? Ölüm. Kim için ölüm? Alma arzusu için ölüm. Çünkü alma arzumu tatmin edecek hiçbir şey yok çölde. Kuru. O yüzden ne yapıyorlar? Sina Dağı'na geliyorlar önce. Ne demek Sina Dağı? Sina nefret demek. Önce içlerindeki kötülüğü, nefreti ifşa ediyorlar. Ne yapmaları lazım? Nefretin üstüne çıkmaları lazım. O yüzden kişinin içindeki Musa ne yapıyor? Dağ çıkıyor. Yani tüm içindeki nefretin üstüne çıkıyor. Tüm içindeki nefretin üzerine çıkarsa, biraz önce ne dedim? Benimden tümüyle kopuk olduğum bir noktaya gelirim dedim. Tıpkı İbrahim'de olduğu gibi. Yani başkalarına olan nefretin üzerine çıkıyorum ve sadece o zaman yerden ifşa edebilirim. Dağa çıkmak o. Ve yerden orada keşfediyor. Niye? Çünkü içimde kendim için bir alma arzum varsa o zaman içimde insan nefreti var demektir. O yüzden tüm bu nefretin üstüne çıkıyor ve ancak o zaman ne oluyor? Tora'yı alıyor. Tora ne demek? Maneviyata edinmek demek. Tora yukarıdan bildiğiniz gibi melekler kitap falan getirmiyor. Yukarıda bir matbaa yok. Elinde çekiç ve çiviyle Musa'ya tabletleri kazıyıp getiren kimse de yok. Yerden ifşası demek kişinin maneviyatı edinmesi demek. Yani yerdanla bir bağ oluşması demek. Sina Dağı'na çıkması o. Ve tüm yolculuk orada başlıyor. Yani yerdanı ifşa etmeden maneviyat başlamaz. Maneviyatın başlaması için alma arzum denilen Mısır'dan çıkmam lazım. Çıktıktan sonra çöle gitmem lazım. Ne demek çöl? Tüm alma arzumun üstüne çıktığım yer. Hayatta böyle hiç tad alamadığınız koşullar düşünün. Ve o koşullarda hep alma arzumun üstüne çıkıyorum. Alma arzumun üstüne çıkıyorum. Durum bu.
Orada 40 yıl geçiriyorlar. Hasbelkader 40 yıl değil, İbrahim'de olduğu gibi. Çünkü merhamet seviyesini edinmek 40 yaş, 40 yıl. O yüzden çölde 40 yıl geçiriyorlar. 40 yıl geçirdikten sonra tüm kendileri için alma arzusunu aştıktan sonra İsrail topraklarına öyle girebiliyorlar. Tamam. Moşe'nin işi de bitiyor. Moşe o yüzden İsrail topraklarına giremiyor. O orada ölüyor. Çölde. Tamam. İsrail topraklarını uzaktan görüyor. Ama işini bitirmiş oluyor. O yüzden kalpteki noktanın ilk gelmesi gereken, bizi ilk getirmesi gereken ana yer, tüm alma arzumuzun üstüne çıktığımız koşul ve yaradanla kesin mutlak bir bağda olduğumuz nokta. Oraya gelmek zorundayız. Tüm alma arzumuza hakim olduğumuz bir koşul. Ve ancak ondan sonra İsrail topraklarına gidebilir. Ne demek İsrail topraklarına gidebilir? İhsan etmek için şimdi aynı alma arzusunu kullanabilirim demek. Tamam. O yüzden önce arzuma hakim olmam lazım. Yani onu nasıl doğru kullanacağımı bilmem lazım. Bilmem için Yaradan'la bağım olması lazım. Çünkü arzumu Yaradan'a yönelik kullanıyorum. Kendi kafama göre kullanmıyorum. O yüzden kişinin önce bu koşullara gelmesi lazım. Bu Musa'nın hikayesi. Gördüğünüz gibi zengin bir hikayesi var onun. Ondan sonra tabii ki başka kabalistler de var. Harun götürüyor onları İsrail topraklarına. Orada ondan sonra Davut krallığı kuruyor İsrail'i. Ne demek krallığı kurmak? Tüm alma arzumuzu sadece ihsan etmek için kullandığımız bir koşula getirmek demek. Tamam? O yüzden İsrail toprakları, İsrail toprak, toprak, Eretz toprak demek. Eretz İsrail, İsrail toprakları. Neyden geliyor? Ratson, arzu kelimesinden geliyor. O yüzden Eretz İsrail, Yaradan'a doğru bir arzu demek. O yüzden kişinin tüm arzularını ihsan etmek için kullandığı koşulda adam İsrail topraklarına girdi denir. Sokaktaki İsrail'e girmekten bahsetmiyorum pasaportunuzla uçup. Tamam. Oranın kutsal bir yanı yok. Olmayacaktı. O yüzden adam içinde İsrail toprakları denilen bir yer inşa etmesi lazım. Yani arzusunun Yaradan'a doğru olduğu bir yer. Ben ve Yaradan'ım. O kadar. Tamam. Fiziksellikten biraz çıkarırsanız kendinizi rayına oturur her şey. Davut'tan sonra da önemli olan kim var? Raşbi var, Zohar'ın yazarı. Okuyalım onunla biraz ilgili. Kabala Bilimi kitabından. Bundan bizim neslimizin Mesih'in günlerinin nesli olduğu sonucu çıkartan Mesih'in nesli olmamız birçok insanın kalpteki noktasını aynı zamanda uyanması. Eskiden bu kadar çok maneviyatı arayan insan yoktu. Öyle değil mi? Şimdi çok kişi çalışıyor, çok kişi arıyor. Niye? Bizim zamanımız. Öyle, son nesil. O yüzden bizlerin teknolojide, bilimde, kültürde, sanatta çok gelişmiş olmasına rağmen hala hayatıyla ne yapacağını bilemeyen, bir avuç yönsüz, ne yaptığını bilmeyen insan olmamız. Ne diyorlar? Ahir nesil mi diyorlardı Türkçe'de? Hı? Ahir zaman mı? Ahir nesil mi? Öyle bir şey. Ha, saçma sapan bir nesil yani. Tamam. Durum o. O yüzden içinde bulunduğumuz koşul bu. Bu nedenle kutsal topraklarımızın yabancıların elinden kurtulmasıyla bahşedildik. Yani maneviyat çalışacak bir fırsatımız var diyor. Çünkü alma arzumuz hiçbir şeyle tatmin olmuyor artık. Bugün zengini de, fakiri de mutsuz, herkes mutsuz. Hiç kimse hiçbir şeyde mutlu
olamaz. Notunuzu alın. Mümkün değil. Aynı zamanda Zohar kitabının ifşasıyla ödüllendirildik ki, bu yeryüzü yaradanın bilgisiyle de olacaktır sözlerinin gerçekleştirilmesinin başlangıcıdır. Neden Zohar kitabı önemli? Neden Tora çalışmıyoruz? Ya da İbrahim'in kitabını ya da Adem'inkini ama Zohar çalışıyoruz. Çünkü Zohar, nasıl diyeyim? Zohar kitabı son 2000 yılın nesli için kitap. Şimdi bakın, biz sizler de bildiğiniz gibi 100 yıl önceki insanla aynı insan değiliz, doğru mu? Tamam, hepimiz yani malum. O yüzden adama 6000 yıl önceki kitabı, 4000 yıl önceki kitabı, bilmem 5000 yıl önceki kitabı veremezsin. Zohar kitabı da 2000 yıllık kitap, onu da o şekilde veremezsin. Bir açıklama olması lazım. Tamam. Zohar o yüzden Musa'nın yazılarının açıklaması, tefsiri. Kime göre? Son nesle göre. Neden farklı bir şekilde yazıldı? Farklı bir şekilde yazılmasının sebebi her neslin dili, anlayacağı şekil farklı. Şimdi biz bugün Tora'yı çalışıyor olsaydık, siz ne anlayacaktınız hikayeden ben açıklamasam? Bir grup insan işte Babil'deydi. Babil'de bir araya gelmişler. Oradan da Kenan topraklarına gitmişler. Kenan topraklarında biraz zaman geçirmişler. Oradan da Mısır'a inip biraz gezmişler. Öyle kafanızda böyle dünya turu attığını sanacaktınız adamın. Ki alakası yok. O yüzden Zohar farklı bir yaklaşımla anlatıyor. O yüzden Kabalistler Zohar kitabından başka bir kaynak kullanmaz. İkinci bir nedeni daha var. Bu da maneviyatı edinen bir grup insanın tümüyle öldükten sonra, maneviyatı tümüyle kaybettikten sonraki koşulundan yazıldığı için. Tamam, bir ara anlatırım size. Hatırlatırsınız, anlatırım. O yüzden bunun yerine ne demişiz? Bununla beraber bu ikisi de sadece yaradandan veriliş ile ödüllendirilmiş olduk. Ancak kendi ellerimize henüz bir şey almadık. Yani kişinin yaradan tarafından uyandırılması, adama çalışmak için bir yer verilmesi adama bağlı değil diyor. Yaradana bağlı diyor. O yüzden kişinin uyanması, çalışmayı üstlenmesi Yaradan'dan. Yaradan'dan verilişle ödüllendirildik. Bunu da anlamamız önemli. Görüyorsunuz birçok insan umurunda değil hayatın manası. Keyfim yerinde olsun, yaşayayım, öleyim diyor. Ve adam mutlu koşullu. İlginç bir şekilde yani. Ben ilginç bir şekilde hayatımı yaşayayım, sonra da öleyim. Anladın? Yani anladın mı? Ya da anlamadım. Okay. Durum bu. Okay. Anlaşılması zor yani. O yüzden kişi maneviyata yönelik uyandığı zaman ve sorularına cevap bulduğu bir yere gelirse yerden ona ödüllendirildi. Ödüllendirdi. Sonrasında bizden önceki hiçbir neslin bilmediği Mesih'in nesline vaat edilmiş olan büyük başarıyla bahşedileceğiz. Yani yerden şüphesiz kendisini çalışmaya adayan herkesi maneviyata yükseltecek ve sonra hem tam edinim hem de tam kurtuluşun alma zamanı ile ödüllendirileceğiz. Yani adam maneviyatta istikrarlı bir şekilde yoldan çıkmadan elinden geldiğini yaparsa başarısız olması mümkün değil. Bu iş için akıllı olmanız gerekmiyor. Ekstra yeteneklerinizin olması gerekmiyor. Adem'in bizden farklı bir yeteneği yoktu. Hiçbirinin yoktu. Nesil farkı var. Nesil farkı var o kadar. Ama herkes aynı adam. O yüzden gelen, çalışan bir kişi eğer ilerlerse başarısız olması, elinden geleni yapıyorsa başarısız olması mümkün. Maneviyat akılla değil, kalple edinilen bir şey.
O yüzden iş maneviyata gelince adamın ne kadar akıllı olduğu adama yardımcı olmaz. O yüzden maneviyatta herkes eşittir derler. Çünkü iş kalbin işi, kafanın değil. O yüzden Musa'dan sonra Raşbi var. Raşbi Zohar kitabını yazdı. Zohar kitabını yazdıktan sonra arkasından Ari geliyor. Ari de 16. yüzyılda, Rönesans zamanında Zohar kitabını ne yaptı? Hayat ağacı denilen bir şekilde anlattı. Yani o nesle uygun bilimsel bir şekilde ışıklar ve kablar denilen koşulda fizik kitabı gibi. Tamam? Kuantum fizik kitabı gibi. Işık var, kab var, yansıyor, şöyle böyle vesaire, dünyalar, her şey bilimsel bir dilde. O yüzden Ari'nin kitapları çok önemli. Bizim neslimize de çok uygun. Onun Hayat Ağacı kitabından sonra da Bağla Sulam var ve Rabaş var. Neden Bağla Sulam ve Rabaş var? Çünkü Bağla Sulam Zohar kitabının tefsirini yapan tek kabalist. Ve Ari'nin Hayat Ağacı'nı da düzenleyen tek kabalist. Dolayısıyla manevi edinimiyle bütün o kitapları bizim neslimize hiçbir şey değiştirmeden, kitaplar değişmez. Sadece bizlerin kullanmaya uygun haline getirir kabalist. Tam realitede anlatacak yeni bir şey yok. Güneşin altında yeni bir şey yok derler. O yüzden anlattıkları her şey binlerce yıldır aynı. Sadece nesil için farklı bir şekilde anlatılmak zorunda. Çünkü 100 yıl önceki bizle şimdiki adam aynı değil. Tamam. O yüzden her nesle anlayabileceği şekilde anlatılır maneviyat. Çünkü adam her zaman karşısındakinin anlayabileceği kadar anlaşılır. Tamam. Benim ne kadar açıkladığım değil. Karşıdakinin anlayabileceği şekilde açıklarsam anlaşılır. O yüzden kabalistler her zaman her nesilde vardı ve her nesilde nesle uygun şekilde aktardılar. O yüzden hepimizin zinciri var. Tamam? Gördüğünüz gibi. O yüzden kabalistler zincirden gelir. Rav, Rabash, Bağla Sulam, Porsolu Rav, ondan sonra neydi ondan önceki nesillerden ta şeye kadar. Bar Shem Tov, Bar Shem Tov'dan Ari'ye kadar, Ari'den Zohar'a kadar vesaire. Bu bir zincir meselesi. Yani öğreti 5000 yıl öncesine kadar, 6000 yıl öncesine kadar o şekilde dayanıyor. Tamam? Ve Bağla Sulam da merdiven, Zohar merdiven tefsiri ve 10 Sefirot'ta Hayat Ağacı tefsirleri var. Bizim neslimize uygun. Ve Rabaş var. Ondan sonra gelen Rabaş maneviyatı grup olarak nasıl çalışacağımıza yönelik ilk kapsamlı yazı yazan kabalist. Ondan önce hiç kimse yazmadı. Çünkü hep ağızdan ağza öğretilirdi. O yüzden Rabaş ilk kez dostlarla birlikte nasıl maneviyat çalışılır kaleme alan kişi. Yani bizim neslimiz için. O olmasaydı unutun. Maneviyatı falan. Rabaş olmasaydı. Rabaş'ın yazıları olmasaydı unutun. Hiçbir şey yapamazdık. O yüzden o son köprü diyebiliriz. Gördüğünüz gibi ben de hep kaynaklardan anlatıyorum. Kafama göre bir şey anlatmıyorum. Her zaman da kaynaklardan giderek anlatacağız. Durum bu. O yüzden kalpteki noktamız uyandıktan sonra esasen biz de Adem'den ta Bağla Sulam'a kadar bu zincir var ya, hepimiz aynı safhaları yaşayacağız. Hepimiz. O yüzden Tora'da geçen Musa'nın hikayesini hepimiz yaşayacağız manen. Çünkü hepimizin içerisinde bir Firavun var. Hepimizin içinde bir Moşe var. Hepimiz bunun içerisinde, içimizde bunun mücadelesini vereceğiz. Ve tüm Tora'da yazan her şey adamın maneviyattaki basamakları, maneviyattaki ilerleyiş hikayesi. Bir tarih hikayesi değil.
O yüzden manevi yolculuğumuza Adem'le başlıyoruz ama Adem de hepimizin içinde, İbrahim de, Musa da, Raşbi de, hepsi. Var mı soru? Evet. Filiz sormuş. Tam olarak alma arzusu nedir? Ben alma arzusu dediğimde aklıma içgüdüsel olarak yapılan duygular geliyor. Yaradan neyi ve nasıl arzu etmemizi istiyor? Alma arzusu demek bir şey istediğim ya da arzularım demek değil. Alma arzum şimdiki haliyle doğam ve doğamın işleyiş niyeti. Tamam. Nerede Filiz, burada mı? Yok mu? Tamam. Durum o. Ne demek yani? Hepimiz bir haz alma arzusuyuz. Haz alma arzusu olmasa idik, yerdanla asla bağımız olmaz. Tam yerdanlarımızdaki bir ilişki, bir bağ olması için aramızda alışveriş olması lazım. Tüm ilişkiler neye bağlı dünyada? Al gülüm, ver gülüm. Doğru mu? Hepimizle, eşimizle de, çocuğumuzla da, arkadaşlarımızla da, herkesle. Tamam, hiç kimsenin öyle şeyi yok. Saf temiz bir ilişkisi yok. Herkes alırım. Aldığım kadarına uygun ne varsa veririm. Mümkünse hiç vermeden almayı çok isterdim. Ama arada sırada kırıntılar verirsek harika olur. Bu şekilde yırtarız. O yüzden adamın alma arzusu hep kendisini düşünerek alma arzusu. Buna kendim içine alma arzusu diyoruz. Yani niyetim hep kendim için. Ve kötü olan şey o yüzden alma arzusu değil. Kötü olan arzumu hep kendi menfaatim için kullanıyor olmam. Bu ayrımı iyi yapmanız lazım. Alma arzumuz kötü değil. Yerden yarattı alma arzumu. Kasten yarattı. Yoksa bir bağımız olmaz. Ama alma arzusunu kendi menfaatim için egoistçe kullanmam, bu kötü. İçinde bulunduğumuz durum bu. Oğulcan sormuş. Ben Asya ilimlerini de araştırdım ve Kabala ile birçok ortak noktası olduğunu gördüm. Bu konuda Hazreti İli'nin ilim bir nokta idi, cahiller onu çoğalttı sözü aklıma geliyor. Diğer kadim ilimlerin Kabala ilmiyle büyük benzerlik göstermesi hususunda düşünceniz nedir? Kabalistler de yazıyor. Her şey Yunan felsefesine kadar, felsefecilere kadar her şey Kabala ilminden çıkma. Kabala ilminden daha eski bir ilim yok arkadaşlar. Yani Adem peygamberden kalan yazılarla birlikte daha eski bir şey yok. O yüzden maneviyatla ilgili her şey, Yunan felsefesine kadar her şey Kabala ilminden çıkma. Yunanlar felsefeyi nereden çıkardı sanıyorsunuz? Öyle bir kapasiteleri mi vardı? Yok. Kabalistlerin yanında çalıştı çoğu, öğrendi çoğu. Tarih kitaplarında da yazar. Dışarıdan bir sürü insan geldi. Kudüs'te kabalistlerle çalıştılar, öğrendiler, gittiler vesaire diye. Alfa, beta, gama. Alfabeleri bile nereden geliyor? Alef, bet, gimel. İbranice. Hepsi. Durum bu. Yapacak bir şey yok. Bu öyle olması iyi. Neden iyi? Bak, ne kadar çok din, felsefe, inanç sistemi varsa, ki 4000'den 4500'den fazla diyorlar, o kadar iyi. O kadar iyi. Neden? Çünkü yalanın dibini görmeden gerçeğe gelemezsin. Şey gibi, nasıl diyorlar ona? Fake news. Sahte haber. Sahte haberler çıkıyor yani sürekli. O şekilde. Ne doğru, ne gerçek, kimse bilmiyor. Her şey muallakta. Ve çok iyi. İnsan onun gelişmesi için en iyi zaman. Onun için de sormuş rehberim. Alma arzumuz dostlarımıza mı? Dostlarımıza mı, yoksa tüm insanlara göre mi geliştirmeliyiz? Biz sadece herkese yönelik, en esasen dostlarımıza, çünkü grupta çalışacağız, iyi niyetimizi geliştirmeliyiz. İyi yaklaşımımızı. Sadece bunu.
O yüzden arzu üzerine kafayı yormuyoruz. Dostlara nasıl iyi davranabilirim ve niçin öyle davranmam lazım? Ona kafayı yoruyoruz. Yani niyete kafayı yoruyoruz. Arzuya değil. Elçin sormuş. Bildiğim kadarıyla Adem işlediği günahtan ötürü cennetten düştü ve tüm Ademoğullarının yaşam ağacıyla bağ kopmuş oldu. Adem'in kalpteki noktasının uyanma süreci bu düşten sonra mı gerçekleştirmiş? Adam kadın olarak da geçer mi? Yok. Bu dediğin başka bir olay. Cennet de cennetten düştüydü. O bir sistemin inşa ediliş safhası. Dünyadaki Adem'den bahsetmiyor. Adam zaten bu dünyadaysa cehennemde gibi bir şey yani. Tamam mı? Baksana hayatımıza. Kaos gibi. Bir de sen 5000-6000 yıl önce düşün adamlar. Herkesin elinde bir kılıç. Ok yay. Herkes herkesi öldürüyor. Herkes herkesten istediğini alıyor ama çılgın bir dünya. Texas gibi. Sürekli. O dediğin öyle değil. Yaratışın başında bir sistem var. O yüzden Adam Kadmon dediğimiz koşul bir sistem, bir prototip gibi. Yaratılışın içinde var olabileceği bir sistem. Mutlu sormuş. Adem bir kabul ediş mi yoksa Adem kişinin işte 6000 sene öncesinde kesin var olduğunu biliyor muyuz? Tabii. Sen nasıl kendinin var olduğunu biliyorsun? Ya da senden önce babandı, dedendi, onun babası vardı ama artık hayatta değiller diyelim ki. Nesiller geçiyor çünkü. Adem de sıradan bir adamdı tabii ki. Realiteyi algılayışına göre öyle bir adam vardı. Adem diye. O da senin gibi. Hayatın manası ne? Niye yaşıyorum? Ne işim var benim burada? Hayat tehditkar, tehlikeli. Yarın ne olacağı belli değil. Ne yapsam mutlu olamıyorum. Aynen bizim gibi. İnsanın sorduğu sorular değişmez. Nesiller değişse de. Adem kişinin daha ayrıntıları tanımlayabilir miyiz? Bilgi varsa hocam, kenti nedir? Arkadaşlar, kentin nerede olduğunu, nüfus cüzdanını görmedim. O zamanlar öyle. Adem zamanında öyle şehirlerdi, mellerdi yoktu. Herkes aileleriyle yaşıyordu o zaman. Nasıl kabile olduk, şehir olduk, millet olduk? Kabilelerden, aileler büyüdü, kabile oldu, kabileler büyüdü, şehir oldu, şehirler büyüdü, ülkeler oldu. O şekilde büyüdü her şey. O yüzden Adem'in hayatı kalpteki noktası olan bir adam açısından aynı şekilde. Yazısı hangi dil? İbranice. O yüzden İbranice Adem peygamberin oluşturduğu bir dil. O yüzden Raziel adında bir melek kitabında o dilde yazıyor. Çünkü harflerin hepsinin manevi kavramları var, konseptleri var. Hepsi maneviyattan bir şey aktarıyor. Buluntular var mı? Buluntulardan daha fazlası var Mutlu. Dedim ya, internet sitesinde PDF olarak kitabını da indirebilirsin. Arda, yaşayan her insanın ruhu var mı? Kimsenin ruhu yok. Ruh inşa etmemiz gereken bir şey. Bir algı, üst bir bilinç ruh dediğimiz şey. Kimsenin ruhu falan yok. Herkes bedeninde yaşıyor. İnsan da ölüyor bir kedi gibi. Ruh adamın manevi çalışmasının sonucunda elde edeceği şey. O yüzden size ruhtan bahseden olmasaydı ne aklınıza bile gelmezdi ruhunuzun olduğu. Vücudumda yaşıyorum derdin. Kimin aklına gelecek ruhun olduğu? Ruhun olduğunu hissediyor musun ki ruhum var diyebilesin? Hayır. O yüzden ruh falan yok. Ruhu olan adam zaten adam oluyor, ruhu olan kişi. O yüzden nasıl diyorlar kabalistler? Adam da iki ayağı üzerinde yürüyen bir eşek diyor. Fark yok. Doğuyor, yaşıyor, ölüyor. Öyle ruhum var, öldükten sonra bir şey olacak vesaire, o kendisini tatmin etmek için
Ama öyle bir şey yok. Bu konuya iyi oturtmanız lazım arkadaşlar. Tamam. Yani adam bu dünyada yaşarken manen ilerlemeli, ruhunu edinmeli. Biraz oturup konsept olarak düşünün. O zaman rayına oturur. Çünkü biz ruhvan hissedeydik. Zaten sorunumuz olmazdı. Çünkü yaradanı hissediyor olurduk. Realiteyi gerçek şekliyle algılıyor olurduk. Ruh o demek. Realiteyi algıladığım bir kabım var demek. O zaman problemimiz olmazdı hiç. Ne dünyevi probleminiz olurdu ne manevi hiçbir şeyimiz. O yüzden kişi için önemli olan şey bu dünyada yaşarken nasıl yaradan bizi yoktan yarattı. Adam da ruhunu yoktan var etmeli. Ki yaradanını bilsin. Başka türlü yaradanı bilemeyiz. Tam kuru inançlarla kalırız ondan sonra. Binlerce yıldır da sonuç vermiyor gördüğünüz gibi. Bir 100.000 daha yapabilirler böyle bir 100.000 yıl daha yine sonuç vermeyecek garanti veriyorum. Bir şey çıkmayacak oradan. 2000 yıldır çıkmadı. Bir 200.000 yıl daha çıkmaz. O yüzden kişinin yaratılış amacı bu dünyada yaşarken yaradanla bağ kurmak. Bağ kurmak için yeni bir duyuya ihtiyacım var. O duyuya ruh denilir. Ruh kimsede yok. Adam çalışmasıyla inşa etmesi lazım. Farsça katılan arkadaşlardan Şihide sormuş. Bağışlamanın, ihsan etmek ve sevginin anlamı nedir? İnsanlar arasında ortak olan aynı sevgi ve bağış mı? Yoksa farklı bir anlamı var mı? Kabalayı bilmese bile Allah'a yönelen bir kişinin kabala yolunda olduğu söylenebilir mi? Güzel sorular. Bağışlamanın, ihsan etmek ve sevginin anlamı nedir? Sevgi demek sadece sevdiğim insanın iyiliğini düşünüyorum demek. Ve onun için yaptığım her şeyde kendime hiçbir şey geri dönmemesi lazım demek. Eğer kendime bir şeyin geri döneceğini, yani kendi menfaatim için en ufak bir şey olur ise onu sevmiyorum demek. Ona karşı menfaatli davranıyorum demek. O yüzden sevgi başkasına yönelik yaklaşımımdan kendi benimi tümüyle ayırabilmem demek. İnsanlar arasındaki ortak olan aynı sevgi ve bağış mı? Yok. Değil. Çünkü bizim dünyamızda insan ve insan arasındaki sevgi, sevgi değil. Biz birisine seni seviyorum dediğimiz zaman o insanı seviyoruz diye demiyoruz. O insandan haz aldığımız için ona seni seviyorum diyoruz. Tam çikolata seviyorum demek gibi. Ben çikolatayı seven bir insanım. Ama çikolatayı öpmüyorum. Tam yiyorum. Neden? Çünkü tadını seviyorum. Ama ne diyorum? Çikolatayı seviyorum. O yüzden bir insana da seni seviyorum dediğimiz zaman aslında onu sevmiyoruz. Ondan aldığımız hazzı seviyoruz. Ve eğer yarın haz almazsam o zaman başka dala hopluyoruz. Öyle değil mi? Ümit ediyoruz ki orada haz alacağız. Orada sevgiyi bulacağız. Kişi kendisine yöneldiği sürece hiçbir yerde sevgi bulamaz. Oradan oraya gider durur. Bu kadar. O yüzden sevgi ruh gibi bir şey. İnşa edilmeli. Kabala'yı bilmese bile Allah'a yönelen bir kişinin Kabala yolunda olduğu söylenebilir mi? Ama Allah'a yönelmek ne demek? Tanımlamamız lazım. Tamam. Yaradan'a yönelmek, Yaradan'ı önce tanımlayarak olabilir. Eğer Yaradan'ın ne olduğunu bilmiyorsam, kim olduğunu bilmiyorsam, benden ne istediğini bilmiyorsam, kendi doğamı, beni nasıl yarattığını bilmiyorsam, onun doğasının nasıl olduğunu bilmiyorsam, kendimi ona nasıl yöneltebilirim? Öyle değil mi? Hiç görmediğim, bilmediğim bir kişiye kendimi nasıl yöneltebilirim? Yöneltemem ki.
O yüzden önce maneviyatta kişinin yapması gereken şey kaynakları çalışırken kendinin ne olduğunu bilmesi. Yani ilk soru ben kimim? Adam kendisini bilirse, o zaman kendisinden kaçmak isterse, kurtulmak isterse, o zaman yaradana yönelebilir. Çünkü yaradanın ne olduğunu bilmiyor. Ama çalışma adamı ne olmak istemediğini bilmeye getirebilir. Ve bu yaradana yönelmekle aynı şey. O yüzden çalışmanın adı önemli değil. Çalışmanın nasıl yaptığım önemli. Tamam. Bağın sormuş. İsrail sözcüğü için Tanrı ile güreşen, Tanrı'ya üstün gelen anlamı olduğunu okumuştum. Bu Tanrı'nın tanımın geçerliliği var mı? Elbette yok. O yerden Tanrı ile güreşen İsrail dedikleri şey Yakup. Yakup'un çünkü adı İsrail o yüzden. Yakup'un adı ilk etapta Yakup. Yakup ekev kelimesinden gelir. Topuk demek topuk. Ayak topuğu. Tamam. Oğluna Yakup dediğini düşünürsen tam ayak topuğu. O demek Yakup. Tamam. Nereden geliyor? Dibin dibini gördüm demek. Ve topuk üzerinde durduğum, üstüne bastığım temel demek. O yüzden Yakup maneviyatın temelini oturttum demek. O yüzden ekev kelimesinden, topuk kelimesinden, ayak topuğu. İsrail onun üstündeki seviye. O yüzden Yakup ya da Yakov, tamam? Küçük demek. Yani maneviyatta daha küçük ihsan etmek için arzularını kullanamıyor henüz. İsrail almak için ihsan edebilen birisi. İhsan etmek için almaya gelmek için yerden de çok boğuşması lazım. O yüzden Yakup'tan bahsediyordu. Tıpkı Moşe'nin Firavun'la boğuştuğu gibi. Tıpkı İbrahim'in Nimrod'la boğuştuğu gibi. Herkesin hikayesinde boğuştuğu içindeki kötü bir adam var. O yüzden kişi de maneviyatta ilerlerken alma arzusu ve Yaradan'a ait olan kısmı boğuşacak. Elbette Yaradan'a giderken hep inişli çıkışlı yolumuz. O yüzden inişli çıkışlı diyelim. Reza sormuş, Farsça katılan bir arkadaş soruyor. Tanrı ile eşitlik anlamında nasıl Yahudi olunur? Şimdi bak, Yahudi demek ihud kelimesinden, yerdanla birlik demek. Yerdanla bağ kurmak demek. Tamam? Birisiyle bağ kurabilmem için onunla ortak noktam olması lazım. Tamam? Ortak noktam olması için ikimizin aynı şeylerden hoşlanıyor olması lazım. Eğer sen benim sevdiğim şeyleri, ben senin sevdiğin şeyleri seversek, ben senin nefret ettiğin şeylerden nefret eder, sen de benim nefret ettiğim şeylerden nefret eder isek, o zaman ortak noktamız var ve aramızda bir bağ var diyebiliriz. Değil mi? Adam da Yerdan'la aynı şekilde olması lazım. Yani Yerdan'ın sevdiği şeyleri sevmeli, Yerdan'ın nefret ettiği şeylerden nefret etmeli. Ki yerdanla bir bağ olsun. Bu şekilde. O yüzden yerdanla birleşmek, bütünleşmek, bir olmak demek hayata onun yaklaştığı gibi yaklaşıyorum demek. Onunla aramızda ortak bir yaklaşım var demek. Dostlarla ne diyoruz? Ortak noktamız var diyoruz. O kişilerle ortak noktamız var, iyi geçiniyoruz diyoruz. Hı? Bu şekilde. Yerdanla da adamın ortak noktaları olması lazım. Buğra sormuş. Yud gimel yud ne demek? Yud gimel yud. Harfleri oluşumunu anlatır mısın? Sefiralar neden 10 tane? Buralara daha geleceğiz. Tamam, bunlar konuyla alakasız sorular. Saat 9.22 önce konuları halledelim. Yud gimel 13 demek. Yud aynı zamanda 10. Tamam, yud gimel yud. 13, 10.
13 bizim Petah Tikva. 13 ben biliyorsun 13'lü gruptayım. Hı? Biliyor muydun onu? Yud Gimel. Benim grubumda 13 numara. Hı? 10 tane sefira demek bir yapı demek. Nasıl 10 parmağın var? Tamam mı? 10 parmağın var. 10 tam bir yapı demek. Bir bütünlüğü sembolize ediyor. O yüzden 10 sefirot her şeyde 10, 10, 10 diye geçer. Tüm realiteyi de 10, 10, 10 diye ayırabilirsin her şeyi. Nedenden dolayı 10 sefirot bir bütünlük yapısı demek. Zohar'da yazılan simgeler kabalistlerin manevi ilerlemede gördüklerini bu dünyada anlamamız için mi kullanıyor? Hayır. Bu dünya ile ilgili hiçbir şey yazmaz kabalistler. Bu dünya ile ilgili okumak istiyorsan Einstein okuyabilirsin, Sokrates falan okuyabilirsin. Onlar bu dünyaya ait. Zohar kitabı sadece yaradan ve adam arasındaki ilişkiyle ilgili. Başka hiçbir şeyle ilgili değil. Ve o ilişkiyi alıp dünyevi seviyeye indirdikleri için bugün dışarıda ilgilendikleri birçok şey görüyoruz. Evren sormuş, yaradan kendisine döndürmek için her türlü darbe vururken bu genellikle maddi konular oluyor. Dostlara maddi dış güçlerden karşılıksız kredi verdiremez misiniz bana? Sorunu anlamadım. Ama herkes ızdırapla ilerliyor. Ve ızdırapla ilerlemek zorunda. Hı? Herkes bunu not alsın. İnsanoğlunun ilerleyişi binlerce yıldır acı çektiği için oluyor. Eğer acı çekmeseydi biz hala mağaralarda yaşıyor olurduk. Fil avına çıkardık sabah sabah. Hı? Hayattan memnun olmadığımız için, hayat bize acı geldiği için ilerliyoruz. O yüzden ızdırap olmasaydı adam ilerlemezdi. İlerleyişimiz olmazdı. Öyle otururduk bütün gün ağacın altında maymun gibi. Ve ilerleyemediğimiz için de bir hayvan gibi kalırdık. Bu kadar basit. Izdırap çekmek için de ızdırap çeke çeke ilerliyoruz. Ona göre de gelişiyoruz. Açelya sormuş, mutlu rehberim, önceki derslerinizi izliyorum. Bir dersinizde kabala çalışırken dışarıda çalışmanın öneminden bahsettiniz. Dışarıda çalışmanın öneminden, nasıl dışarıda? Anlamadım, insanlara katkı sağlamak açısından. Ben yeni anneyim, 3 aylık oğlum var. Şu an için çalışmam söz konusu değil, bu kabala çalışmamı olumsuz etkiler mi? Hayır. Hayır. Niye işin olmasın? Allah bağışlasın. 3 aylık güzel bir oğlun var. İşin var senin. Annelik en güzel iş. Tamam. Oğlunla ilgilen. Hiç sıkıntı yok. Merve, Kabala'nın intihar hakkında fikri nedir? Çok basit. İntihar etmeseniz iyi olur. Kaçacak bir yer yok çünkü. Neden onu da söyleyeyim. Hayat adama bir fırsat. Tamam. Değerlendirilebilir, değerlendirmeyebilir. Fırsatları değerlendirmediğimiz zaman sonra pişman oluyoruz hayatta, öyle değil mi? Diyoruz ki keşke yapsaydım bunu. Adamın hayatı da adam için bir fırsat. Değerlendirmediği zaman tekrar onu kompanse etmek zorunda. Kompanse etmek zorunda. Hayatta her şey için bir bedel ödüyoruz. Her şey için. İşte temin ederim, aldığınız her nefes için bile yaradana ödeme yapmak zorunda kalacaksınız. Tamam? Ve bu bizim için iyi. Bizim için iyi. Çünkü borçlu olmadığımızı hissedeceğiz. Hiç kimse. O yüzden adamın hayatı kişiye bir fırsat. İntihar edeceğine otur çalış, yoluna bak, ilerle. Niye? Çünkü ızdıraplar intihar edince geçmiyor. Tam tersine geciktiriliyor. O yüzden yaptığın şey, halletmen gereken işi
kısa bir zamanda halledebilecekken ızdırabı sakız gibi uzatıyorsun. İntihar etmek o demek. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. İnsanların intihar etmesinin sebebi hayatta tat bulamamaları. Yani hayatın tatsız olduğunu hissettiği için, alma arzusu tatmin olmadığı için öleyim daha iyi diyor. Niye yaşıyorum ki diyor. Haz alamayacaksam, mutlu olamayacaksam, tatmin olamayacaksam, hayatın bana bir ışık yoksa gözümün önünde, bir ümit yoksa adam elbette intihar etmek istiyor. Haklı ama çözüm değil. Alma arzusu her zaman kendisini haklı görüyor ama çözüm değil. Çözüm değil. O yüzden olumlu bir şey değil. Yapmayın yani, gerek yok. Mutlu olmak istiyorsanız hayatta bir tek şekilde mutlu olabilirsiniz. Mutlu olmanın bir tek yolu var sadece. O da insan ve insan arasındaki iyi sevgi bağı. Başka hiçbir şekilde bu dünyada istikrarlı ve süreklilik arz eden bir mutluluk yakalamanız mümkün değil. Denemesi bedava. Gidin yapın her şeyi. Mümkün değil. Çünkü haz ve alma arzusu, ilk ders öğrettim. Haz ve alma arzusu birbirini iptal eder. Hazın iptal olmadığı sadece bir tek yer var dünyada. O da iki insan ya da insanlar arasında sevgi bağı. O haz hiçbir zaman iptal olmaz. Sevginin olduğu yerde haz bitmez. O yüzden biz sürekli haz almayı isteyen varlıklar olarak yaratıldık. Nerede bulabilir sürekli hazı? Hepimizin sevgi hissettiği bir yerde sadece. Başka hiçbir yerde değil. Düşünün ne demek istediğimi. En son ne zaman mutlu oldunuz diye sorun kendinize. Ya arkadaşlarımla şuradaydım, ya aileyle şuradaydım, ya çocuklarla şunu yaptık. Onlardan bahsedeceksiniz. Bana en son çok mutlu olduğum an şuradaki aldığım tişört demeyeceksin. O gelmeyecek aklına. Aklına gelecek olan şey en son mutlu. Arkadaşlarla şuraya gitmiştik, orada yemek yedik, burada piknik yaptık, şurada bir şey yaptık. Hep aramızdaki bağdan mutlu olabiliriz. İçimize, hafızamıza da kazılan şey onlar. Hatırladıklarımız da onlar. İnsanla insan aradığımız, insanla insan arasında yaşadığımız hisleri hatırlıyoruz. O yüzden nostalji yaparken, vay be 10 yıl önce ne güzel bir gömlek aldıydım nostaljisini yapmıyorsun. Vay 10 yıl önce nasıl bir arkadaşlıktı, ne yapmıştık, şöyleydi, böyleydi, onu düşünüyorsun. Öyle değil mi? Hep bu şekilde. Onur sormuş. Bu arada saat 9:30 arkadaşlar. Gitmek isteyen herkes gidebilir. Ben şu soruları her zamanki gibi bitiriyorum. Onur. Korku, heyecan, aşk vesaire dünyevi hayata ait duygularsa, akılda devre dışıysa hangi duygularla maneviyatta ilerleyeceğiz? Yeni duygularla. Yeni bir şey eklememiz lazım. Bakın biz 5 parmak sahibiyiz. Hiçbirimiz 6. bir parmağın eksik olduğunu hissetmiyor. Bu yüzden hiçbirimiz ruhumuzun eksik olduğunu hissetmiyoruz. O yüzden yeni bir şey inşa etmemiz lazım. 6. bir duyu. O yeni bir şey olmadan olmaz. O yüzden yeni bir konsept, yeni bir varoluş formu inşa etmek zorundayız maneviyatta. Çünkü bu şekildeki her şey, bu realitede, bu 5 duyumla algıladığım her şey kendim için haz alma arzusuyla ilgili ve sınırlı. Batuhan sormuş, mutlu reklerim. 2019'dan beri Kabala çalışıyorum ama EME'yi tamamlayamadım. 5 senedir hep yarım kaldı ama her sene devam etmek istiyorum ama hep önüme bir engel çıkıyor ve yarım kalıyor. Bunun sebebi nedir acaba? Bana tavsiye verebilir misiniz? Kalpteki noktam yeteri kadar güçlü olmadığı için mi böyle oluyor? Bilmiyorum. Ha, ben de okulda senin gibiydim. Yani 4 kere aldığım dersler falan oluyordu yani. Yani sıkıntı yok. Sıkıntı yok, gerçek söyledim. Sıkıntı yok. Devam edebilirsen iyi. Bir bak.
Adam bazen hayatta kuma bir çizgi çekmek zorunda. Tamam. Adam derken insan için konuşuyorum. Yani yeter dediği bir zaman olması lazım adamın. Ve senin de öyle bir çizgi çekmen lazım. Yeter dediğin. Ve ona göre her şeyi elinin tersiyle itebilirsin. Ancak o zaman itebilirsin. Öteki türlü gittim de geldim de olduydı olmadıydı daha dediydi daha da anladım. Mase Bereşit ve Mase Merkava yaratılış eylemleri. O demek. Biri sormuş. Maneviyattaki biri konuşan seviyesindeki birine göre piramidin alt katmanlarındaki bilimi daha mı iyi anlayıp geliştirebilir? Maneviyattaki birisi elbette. Ama öyle formüllerle falan filan görmüyoruz o tür şeyleri. Yani maneviyatta ilerleyen bir kişi yaratılışın işleyişini anlayan bir kişi. Bu dünyadaki bir insan bilimle ilgilendikleri zaman sebep keşfetmeye çalışıyorlar ama genelde sebebi değil. Yani nasıl anlatsam? Anlatması zor. Çünkü okumadığımız şeyleri mesela anlayabiliyoruz maneviyatta ilerlediğimiz zaman. O zaman hayatta böyle diyebiliyorsun, görebiliyorsun çünkü. Anladın? Yani vizyonun açılıyor. Ne bileyim nasıl anlatacağımı da bilemiyorum. Ama maneviyatta ilerledikçe göreceksiniz ki alt seviyedeki her şey daha anlaşılır, daha net. Daha net. Çünkü içinde bulunduğun koşuldan kendini anlayamazsın. İnsanların psikolojik problemleri bu yüzden var. İçinde bulunduğun durumdan kendini anlayamazsın. O yüzden psikolojini düzeltmek için mesela insanoğlunun maneviyat edinmesi lazım. Yoksa bu dünyada bu seviyede sadece ilaç verirler o kadar. Adamın anlaması mümkün değil. O yüzden dünyevi her şey ancak üst seviyelerde anlaşılır. Zeka alma arzusunun büyüklüğüyle doğru orantılı demiştiniz. Yani kabaca çalışarak alma arzumuzu büyütürsek daha zeki mi oluruz? Şüphesiz. Daha zeki olacağın kesin. Öncelikle mantık ötesi gitmeyi öğreniyorsun. Genelde insanlar olgun bir yaşa geldikten sonra nasıl yaşıyorlar? Mantık dahilinde yaşıyorlar. Öyle değil mi? Mantık dahilinde yaşadıkları için her şeyi mantıklı kafalarına göre yaptıkları için ilerlemeleri mümkün değil. Çünkü mantığıma göre yaşıyorum demek sınırlı edindiğim kaba göre hesap yapıp yaşıyorum. Kabımı genişletmiyorum. O yüzden aynı şekilde kalıyor adam. Bu yüzden insanların değişmesi çok zor. Tamam bak insanlar neden değişemez? Neden değişmez? Değişemez, değişmez de. Değişmesi çok zor. Çünkü mantığına göre yaşıyor. Ya kaba olayını çalıştırdığın zaman ne yapıyorsun her zaman? Mantık ötesi gitmeye yolunda ilerliyorsun. Yani hep daha üst bir seviyenin mantığını almam lazım. O mantığı alabilmem için kabımı genişletmem lazım. Doğal olarak zekam artar. Hayatta anlayışımız da o şekilde daha çok artar. Biraz çalış göreceksin ki eski arkadaşlarınla aynı sohbetleri yapamayacaksın. Çünkü senin yaşın 20. Sürekli 2-3 yaşındaki çocuklarla konuşuyormuş gibi hissedeceksin kendini. Diyelim ki. Ya da yaşın olmuş 30-40, arkadaşların da 30-40 ama 3-4 yaşında çocuklarla sürekli konuşuyormuş gibi hissedeceksin. Gerçekten öyle. Çalış bizde biraz görürsün. Sonra da dersin. Hocam dışarıda hiç arkadaşım kalmadı. Doğru. Nasıl kalabilir ki? Nasıl kalabilir? Kalması zaten garip. Öyle değil mi? Sen neden konuşuyor olacaksın? Senin hayata bakış açın nasıl olacak? Onlar nasıl olacak? Ne konuşacaksın onlarla? Ahmet sormuş, Zuhar kilidini açmak sayfa 61'de Raz Zohar'ın büyük kısmının hiçbir zaman bulunamadığını ve elimizdeki Zohar'ın orijinal olanın küçük bir kısmı olduğunu söylüyor. Zohar ilmin ana kaynağı olduğuna göre elimizde bir bilgi eksikliği mi var? Yerden neden Zohar'ın neslimize bütün olarak ulaştırmadı? Ne fark eder ki? Realitenin onda birini edinsem,
Geriye kalan onda dokuzunu, onda bir temelinden edinebiliriz. Niye? Çünkü tüm realiteye bakacak olursan ne? Bir hologram gibi. Yani her küçük detayda tüm detaylar var. Tamam mı? Her detayla her şeyi barındırıyor. Mesela bir hücrenin içinde bir hücreyi incelerseniz çok güzel bir video izlemiştim geçen gün. Hücrenin içerisinde nasıl bir fabrika gibi çalıştığını. Bir hücre kendi içerisinde tik 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 yani bir şeyler yapıyor. Tamam, küçük adamlar çalışır gibi içimizde. Tamam, çok güzel. Hani ilginçti. O yüzden sanki bir hücrenin içerisinde küçük bir dünya var. Ve orada çalışanlar var, yaşıyorlar vesaire. Çok güzeldi. Çok güzel bir videoydu. Tavsiye ederim. Ceren sormuş. Hocam, dünyevi boyuttaki aşk ve sevgi bizler için en büyük tekamül sabır deneyimi oluyor. Bu dünyevi aşktan yanan kalbimiz, ruhumuz nasıl hafifler? Kabalayı burada nasıl kullanabiliriz? Ceren, kabalayı mı dünyevi aşkla alakası yok. Bilmiyorum, sabah Ümit Besen'le mi uyandınız? Ne yaptınız? Şimdi bak, dünyevi hayatta aşk olmaz. Mümkün değil. Tamam, mümkün değil. Sevgi de olmaz. Aşk, sevgi, dünyevi hayatta hep kendimize yönelik. Ve bunu bu şekilde anlarsak üzülmezsiniz. Çünkü hiç kimse bizi isteyerek kırmıyor. Bizi hiç kimse isteyerek üzmüyor. Doğamız öyle. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Biz biraz önce dediğim gibi tad aldığım insana diyorum ki seni seviyorum. Bugün tad almazsam başkasına seni seviyorum diyorum. Anladın mı? Ne yapmış oluyorum? Bir arzuyu başka bir arzuyla değiştirmiş oluyorum. Öyle değil mi? Çünkü doğamız öyle. Her gün pilav yiyemem diyor adam ya da insan. Ve değiştiriyor. Menü değiştirmek gibi. Ve bu gerçekten böyle 21. yüzyılda. Ve burada kimsenin suçu yok. Çünkü doğamız haz alacak yer arıyor. O yüzden mecburen kırılmak zorundayız. Tamam? Kırılmak zorundayız. Bir de bizlere hiçbir zaman, bu bir de eğitim problemi. Bizlere çocukluğumuzda hiç kimse nasıl aile olunur? Aile olmak ne demek? Hatta yarın bununla ilgili bir program yapacağım. Nasıl aile olunur? Aile olmak ne demek? Kadın ne demek? Erkek ne demek? Rolleri nedir? Bu iki farklı varlık nasıl bir arada olabilir? Çünkü biri eksi biri artı, anladın mı? Yani ne birlikte var olabiliyorlar ne birlikte olmadan var olabiliyorlar. Yani iki farklı şey yani, beraber olsak bir türlü, olmasak başka türlü yani. Ne yapacağız? Tamam. Durum bu. Eğer öğrenseydik baştan, tamam, insanın doğasını ve nasıl iki zıt kutup bir arada olabilir ve birbirlerine rakip değil de nasıl birbirlerini tamamlayabilirler ve birbirlerine destek olabilirler, bir şeyler yapabilirler, beraber bir şey inşa edebilirler, o zaman aşk olurdu. Neden? Çünkü o zaman aşk bende de değil, sende de değil. İkimizin inşa ettiği bir şeydi. Buna aşk denilir. Bu. 21. yüzyılda o yüzden aşktı, sevgiydi. Bunlar hikaye, bunlar Hollywood. Hollywood. Sadece filmlerde. Aşk istiyorsan gerçek anlamıyla iki kişinin hayata yönelik ortak bir anlayışı olması lazım. Ve iki kişinin bunu beraber nasıl inşa edeceklerini biliyor olmaları lazım. Ve bir kadın ve bir erkek olarak ikimizin birbirimizi asla anlamayacağımızı ve anlayamayacağımızı baştan kabul etmemiz lazım. Tamam? Baştan ben seni anlayamam, sen de beni anlayamazsın. Ama beraber çaba sarf edebiliriz, bir şeyler yapabiliriz, birbirimizi tamamlayabiliriz. Gel hemfikir olalım. Bak, ben bunları yapabilirim, değil mi? Ne yapabiliriz? Ne yapıyordu eskiden erkekler? Dışarıya gidiyordu, fil avlıyordu, değil mi? Fil avlıyordu, eve getiriyordu. Bak, ben filleri getireyim eve.
Sen pişir. Tamam. Birbirimizi tamamlayalım. Şimdi bu çok önemli bir şey. Basit bir şey gibi gözükse de. Neden? Çünkü böylelikle ben bir şey yapıyorum, sen bir şey yapıyorsun. Ben senin için, sen benim için. Bu birbirimizi tamamlıyor. Ve ikimiz de bir başkası için bir şey yaptığımız için ortak hissiyata gelebiliriz. Yani ben ona, o bana hissiyatı. Tamam. Bizde bunun eğitimi yok. Bu tüm çocuklara, ailelere, herkese verilmeli. Ki sevgiyi inşa edebilsinler. Çünkü sevgi birbirimize yaptığımız iyiliklerin sonucu olarak hissettiğimiz bir şey. O yüzden ne bende ne de sende, aramızda. Ne bana ait ne sana ait. İkimizin ortasında bir his. Somut bir şey bile değil. Soyut bir his. O yüzden bazen hani iyi geçindiğin insanlar vardır. Sadece yanlarında olmaktan mutlu olursun. Yanlarında olursun ve içinde bir keyif, bir huzur hissettiğin. Belki vardır öyle. Geçmişte de olabilir. Öyle insanlar. Oluyor bazen. Niye? Çünkü aramızda olan bir şey. Ne bende ne onda. Ama beraber yakın olunca aramızdaki histe. Bu inşa edilmesi gereken bir şey. Tamam. Öğreneceğiz inşallah. Mail ile gelen sorular. Ali Rıza sormuş. Farsça arkadaşlardan. Farsça dinleyen arkadaşlardan. Kabala'da maneviyatın zenginlere ve hatta bilim adamlarına üstünlüğünü dayanarak Kabala'nın alt dünya veya fiziksel dünya ile ilişkisi nedir? Kabala'nın fiziksel dünya ile bir alakası yok arkadaşlar. Fiziksel dünya ile ilgili yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü fiziksel dünya sonuç dünyası. Biz zaten fiziksel dünyanın içinde doğuyoruz. Fiziksel dünyayı etkileyerek bir şey yapmıyoruz, yapamıyoruz da. İnsan sonucun içine löp diye doğuyor. O yüzden fiziksellikle bir alakası yok. Tam tersine sadece maneviyatla ilgili. İnşa kelimesi ne anlama geliyor? İnşa kelimesi kişinin çabasıyla oluşturması gereken yeni bir his, yeni bir algı, duyu demek. Tanrı kelimesini çok kullanıyorsunuz. Kabala tanrısı ile sözde 3 İbrahim dininin tanrısı arasındaki fark ve benzerlik nedir? Ben yaradan kelimesini kullanıyorum hep. Çünkü Türkçe yaradan kelimesi, yaradan kelimesi. Öyle değil mi? Aynı zamanda tabii ki Tanrı kelimesi de var. Tengri. O da Türkçeden geliyor. Tamam. Allah kelimesi Eloha kelimesinden geliyor. Alehe. Tamam. İbranice'den. Hatta Eloha, Elohim vesaire dedikleri zaman. Arapça da köklerin dilidir. Siz daha iyi bilirsiniz benden. Ama oradan geliyor. Ve Gimatria da doğa demek esasen. Yani kelimenin anlamı doğa kelimesinden geliyor. Tamam. Nümerik değeri o yüzden 86. 86'ya vurursan Teva. O da doğa. Yani Allah kelimesi doğa ile aynı. Türklerde Tanrı kelimesi var. Çünkü kök Tanrı, kök Tengri'den geliyor. Çünkü kökümüz Tanrı olduğu için. Türkçe bir olan kelime. Yaradan da Türkçe bir kelime. Neden yaradan kelimesini kullanırız? Şeyde Kabala ilminde de yaradan kelimesi kullanılır. Bore, yaradan demek. Aynı zamanda gel gör demek. Yaradan kelimesi de yaratılışın arkasındaki gücü ifade ettiği için kullanıyoruz. O yüzden Allah kelimesini kullanmıyorum. Çünkü nereden geldiğini biliyorum ben. Buğra sormuş. Manevi hayattaki bizi edinebilmek için içimdeki sefiraları oluşturabilir ve bütünlük seviyesine gelebilir mi? Dostlara mı ihtiyacım var yoksa kendi sefiramı belli bir seviyeye getirdikten sonra mı dostlara ihtiyacım var? Yok. Şöyle Buğra, yani dostlara ihtiyaç var. Kendi başına bu dünyada hiçbir şey olmaz. Bak dünyayı örnek al. Bak dünyaya. Kendi başıma bir şey yapabilir miyim bir bak. Kendi başımıza hiçbir şey yapamayız. Öyle değil mi? Şurada karşıda süpermarket olsa açlıktan öleceğiz. Çünkü başka nereden yiyecek alacağız anlatabildim. Yani herkese muhtacız yani. Tamam mı? Süpermarketteki her şeye muhtacız. Yani yalnız ne yapacağım? Yapamaz adam yalnız. Yaratılış gereği toplumla yaşamak zorundayım. Toplumun parçası olarak yaşamak zorundayım.
O yüzden hepimizin başkalarına, topluma, insanlara ihtiyacı var. Maneviyatta daha da çok ihtiyacı var, onu söyleyeyim. Çünkü manevi herhangi bir his, bak biraz önce Ceren arkadaşımız sordu, sevgiyle ilgili, aşkla ilgili. Bir başka insan olmadan içimde hiçbir his yaşayamam. Odun gibi yaşarım. Çünkü tüm hislerim, duygusal hislerimin hepsi insanla insan arasındaki ilişkilerden kaynaklı. O yüzden bir başka insan olmasa insan diyemeyiz kendimize, odun deriz. Ha yürüyen odun, ha yürümeyen odun ne fark eder? O da bir şey hissetmiyor. Cansız seviye. İnsanı insan yapan şey ne? Hisleri. Hislerine verebildiği anlam. Arkasına koyabildiği düşünce. Bunu bizi insan yapan, hayvandan, bitkiden ayıran şeyler bunlar. Yasemin sormuş. Haz ve arzunun birbirini iptal ettiğini anlayınca dünyevi arzular azalacak mıdır? Yani dünyevi arzuların azalmasına gerek yok. Burada önemli olan şey arkadaşlar, mutlu olmak için insan en azından biraz seçici olabilir. Öyle değil mi? Yani arzularımızı iptal etmenin bir alemi yok. Arzularımı bırakacağım, arzularımı tatmin etmeyeceğim demiyoruz. Kabalist hiçbir zaman demez öyle bir şey. Arzularınız varsa tatmin edin. Hayatın amacı mutlu olmak. Öyle değil mi? Mutlu olmak istiyorsak sürekli, hayat bize ne diyor? Senin yaratılış amacın mutlu olmak. Soru nasıl mutlu olacağız? Okay. O yüzden arzularımızı bazen bir başkasını mutlu etmek için arzularımızı kullanmıyor muyuz? Birisini diyeyim ki doğum günü ya da birisini seviyorum, ona bir şey almak istiyorum. Ne yapıyorum? Onun için onu mutlu etme arzum vasıtasıyla gidiyorum, bir şeyler alıyorum ona, bir şeyler veriyorum. Çünkü sevginin ifadesi vermek. Arkasındaki yatan güç, yani beni devreye sokan güç ne? Sevgi. Yani arzumu bir başkasını mutlu etmek için kullanıyorum. Kendime de gidip bir şey alabilirdim. Dünyevi bir örnek. Tamam mı? Dünyevi bir örnek olarak verdim. Ama biraz derinlemesine inerseniz. Egomuz manevi tatmini aldıkça mı daha çok büyüyecek? Tabii. O yüzden maneviyata gelen insanlar dünyanın en egoist insanları olur. En egoist olanlar biziz. Sokaktaki para peşinde koşan adama egoist denmez. Küçük çocuklar gibi koşturuyorlar anaokulunda, bahçede gibi. Esas ego, bayağılık, yerdandan, yerdanın sahip olduğu şeyleri almayı isteyen birisi. O yüzden adı üstüne kabala ilmi, almak. Yaradan'dan alabilmenin ilmi. O yüzden en egoist, dünyanın en kötü insanları o yüzden, en kötüleri. Kabala çalışırlar. Hı? Ne kadar kötüyse o kadar sevgi inşa edebilir. İyi düşünün. Sevgiyi inşa edebilmem için bir şeyin üstüne inşa etmem lazım. O yüzden sevgi büyük olması için içimde kötülüğün büyük olması lazım. Ki onun üstüne daha büyük bir sevgi inşa edebileyim. Az bayağılık, az sevgi, küçük kap. Hazineye girip tekile bardağıyla altınları almaya çalışmak gibi. Kabala çalışan birisi olsa dizer dışarıya 10 tır. Bir dakika amcam, siz kapıları açın. Siz sırasıyla gireceğiz. Bu şekilde. Niye? Çünkü kabı büyük. Neden kabı daha büyük? Çünkü Yaradan'ın vermek istediği şey sonsuz haz. O yüzden sürekli haz peşindeyiz. Sürekli haz peşindeyiz. Yaradan sonsuz haz vermek istiyor. Sonsuz hazı alabilmek için çok büyük bir kabım olması lazım. O yüzden. Ups. Bu şekilde bedensel arzumuzun ıslahı ve nefis terbiyesi aynı şey olmaz. Aman Allah korusun. Arzularını öyle terbiye edemezsin. Dışarıda deneyen çok, gördüğün gibi. Haberlerde duyuyorsun, oluyor maalesef. Asla.
nefsimi terbiye edebilmek için öncelikle kendimi değiştirmem lazım. İnsan egoist doğasının içinde olduğu sürece hiçbir zaman ne terbiye olur, ne ıslah olur, ne ahlaklı olur, hiçbir şey olmaz o adamla. Olamaz. Egoist isem ahlaklı olamam. Egoist isem iyi olamam. Egoist isem benden hiçbir şey olmaz iyi. Mümkün değil. O yüzden Kabala ilminde koşul ne? Adamın önce niyetini değiştirmek. Yani kendisinden niyetini ayırmak. Ondan sonra arzunu ihsan etmek için de istediğin gibi kullan. O yüzden dünyevi metodların hiçbirisi işe yaramaz. Yaramayacak da. İstediğiniz kadar kullanın. Tepe tepe. Hiçbir işe yaramaz. Adamın önce kendisi değişmesi lazım. O yüzden Kabala ilmi neye odaklanıyor? El alemi değiştirmeye değil, kendimizi değiştirmeye. Dışarıdaki adamlar ahlaklı hep seni değiştirmeye çalışır. Sonra görüyoruz ne olduğunu haberlerde, kendilerinin ne yaptıklarını. Meral sormuş. Direkt ışın dört safhasındaki ilk safhayı Adem, ikinci safhayı Nuh'la. Yok, düşünemezsin öyle. Öyle düşünme hiç. Ahmet sormuş. Kütüphanenizde bulunan Kabala'nın ifşası dersi 13 ifşa ve gizlilik dersimizde bu şu şekilde belirtiliyor. Kişinin 613 arzusunu kendi ıslah etmek durumundadır. Son 7 tanesi son ıslah da yerden tarafından yapılır. Bu yüzden de 620 tane sevap vardır denir. Dersten alıntı yaptığım kısımda ve kütüphanedeki değişik soru eklemiyorsunuz değil mi? Çünkü sürekli soru geliyormuş gibi hissediyorum ben. Dersten alıntı yaptığım kısımda kütüphanemizde değişik kabalistik metinlerin Türkçe çevirisinde Emir Kağan'ın arzu sevap olarak geçen 613-620 adet sevabın ne olduğunu bilmek istiyorum. Ne olduğunu bilmek istiyorsan maneviyatta ilerlemen lazım. Ne demek ne olduğunu bilmek istiyorum. Nasıl bileceksin? Henüz gözlerin yok, görmüyor. Kulakların yok, duymuyor. Bana diyorsun ki güneşin batışını anla. Sesimi duymazsın, gösterdiğim güneşi görmezsin. Neyi anlatacağım? Adamın neyi ıslah edeceği maneviyatta ifşa olur adamın. Öyle kitaplarda okuduğunuz gibi şimdi elinle şunu yap. Öyle yok öyle bir şey. Deniz sormuş. 1-2 yaşındaki bebeğe tecavüz edilen bir dünyadayız. Buradaki kötü adamlar sayesinde olan ilerlemeyi anlayamıyorum çocuk açısından. Bu noktalarda yerdandan ayrılıyorum, anlayamıyorum. Rica etsem konuyu açar mısınız? Deniz, anlamak zor. Ve içinde bulunduğumuz koşullar, dünyada olan korkunç şeylere bakarsak, yerden anlamamız çok zor. Mümkün değil hatta. O yüzden acını paylaşıyorum. Gördüğün gibi elimden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz. Maalesef dünya kötü olmak zorunda iyiliği bulmak için. Bir kabalist açısından bakacak olursak bir çocuğa 2 yaşında, 3 yaşında diye bakmıyoruz. Bu şekilde bakamayız çünkü gerçek bir algı değil 2-3 yaşında diye görmek çocuk. Realiteye bir bütün olarak bakmamız lazım. Yani vücudumdaki bir hastalığa modern tıp gibi başını ağrıyor şuna göre başına hitap edecek bir şey vereyim şekliyle bakamazsın. Tüm vücudu ele almam lazım. Çünkü başımı ağrıtıyor bir şey ve sadece baş ağrısı hapı alırsam esas sebebi hiçbir zaman bulamam. O yüzden tüm bu ufak tefek kötü detayların hepsi realitede. Savaşlar, tecavüzler, cinayetler, çoluk, çocuk, her şey. Kabus gibi doğru. Ama genel resmi görmem lazım. O genel resmi görmeden hiçbirimiz yerdanı doğru, haklı çıkartamayız. Hepimizin gözünde. O yüzden her insana sorsan, herkes ne der? Ben dünyayı yaratacak olsaydım şöyle yaratırdım der. Ama çünkü herkes kendi kafasında yerdandan daha iyi bir iş yapacağına, iş çıkartacağına inanıyor. Öyle değil mi?
Çünkü dünyaya baktığımız zaman hepimiz düzeltecek çok şey görüyoruz. Öyle değil mi? Durum bu. Yerden o yüzden dünyaya bakıp da haklı göremeyiz. İnsanoğlunun binlerce yıldır yaşadığı çelişki bu. Nasıl olur da hayat bu kadar kötü olabilir? Tüm felsefeler, şunlar bunlar, tüm bu nereden çıkıyor sanıyorsun insanların binlerce yıldır kafa patlatması? Bu soru. Nasıl olur da küçükken bizi sevgiyle büyüten bir aile var? Sonra büyüyoruz. Ondan sonra dünya birden kötüleşiyor. Tüm dünya bize çocukken bazen iyi davranıyor ve sonra düşman oluyor. Hep çelişkilerle dolu hayatımız. Senin dediğin olay da o şekilde. Ama spesifik mikro açıdan bakamam olaya. Hep yani tüm sistemi bir olarak almak zorundayız. Ve ızdırap çekene bir çocuk gözüyle değil, ızdırap çekene bir alma arzusu gözüyle bakmam lazım. Acı ve ızdırap çeken bir alma arzusu. Ve hepimiz de esasen yaratılışın bir parçasıyız o alma arzusu olarak. Hepimize o yüzden acı geliyor. O yüzden pek anlatacak kelimelerim yok işin açıkçası bunlar için. Oturup çalışmamız lazım, öğrenmemiz lazım. Ve ümit ederim ki değişeceğiz. Biz değiştikçe, biz ilerledikçe manen tüm dünyada yükselecek. Çünkü hepimiz birbirimize göbekten bağlıyız. Hepimiz. Mutlu Hocam, bazı derslerinizde hayvana, doğaya, çevreye yapılan iyiliğin iyilik olmadığından bahsetmiştiniz. İnsanı iyi hissettiren koşullar bunlar, evet. Fakat salt iyilikten kasıt tam olarak iyi hissedememe halimdir. Rica etsem açıklar mısınız? Yo, yani biraz önce de arkadaşa söylediğim gibi arkadaşlar, kendimizi kötü hissetmek zorunda değiliz hayatta. Mutsuz olmak zorunda da değiliz. Tam tersine mutlu olmamız lazım. Tamam, düşünsenize, biz çocuklarımızın mutsuz olmasını istiyor muyuz? İstemiyoruz. Yerden de insanın mutsuz olmasını istemiyor. Çocuklarımıza ama bağırıyoruz, öyle değil mi? Bağırıyoruz, kızıyoruz, çağırıyoruz. Arada sırada toka da yiyor. Yiyor, ben açık konuşayım. Öyle 21. yüzyıl böyle çocuk psikologları gibi büyütmüyorum. Büyümesi gerektiği gibi büyütüyorum ben çocuğu. Sonra görürüz kimin haklı olduğunu daha sonra. Kaşlarımızı da çatıyoruz, kızıyoruz da, yeri geliyor, kucaklıyoruz da, öpüyoruz da, seviyoruz da, konuşuyoruz bazen, bazen de. Niye? Çünkü bu değişken yaklaşımlara göre çocuk hizaya giriyor. Yoksa çocuk dediğin şey vahşi bir hayvan gibi. Tamam. Yani bıraksan el erkekse çocuğumuz. Bitti. Bitti abi. Her şey bitti. Dünyanın sonu gibi. Hatta bittim. Kız çocuk olsa yine iyi. Durum bu. O yüzden kendimizi iyi hissetmek, kötü hissetmek, hayatın bize getirdiği iyilik ve kötülük hisleri de çocukların yaklaşımımız gibi. Sürekli iyi davranamazsın onun. Çünkü tepene çıkar. Tamam? Ve her zaman bilmesi gerekiyor ki asla tepene çıkamaz. Asla. Çünkü sınırları çizmen lazım. Yerden de aynı şekilde insana yönelik. Her kafana estiğini yapamazsın ya da yapmak istiyor musun? Her şeyin bedelini ödetirim. O yüzden adam her şeyin bedelini ödemek zorunda. Biraz önce dediğim gibi. Yaratılışın amacı da mutlu olmak. Mutlu olmanın bir tek yolu var, tekrar edeyim. Mutlu olmanın, iyi hissetmenin bir tek yolu başkalarına iyilik yapmak. Eğer bir insan depresyondaysa depresyondan çıkarmak istiyorsan onu, tamam mı? O zaman git başkalarına iyilik yaptırt. Kendisini düşünmeyi bıraktır. O zaman ayarı yerine gelir. Çünkü depresyon demek ben demek.
Sürekli ben. Benim hayatım ne olacak, ben ne olacağım. Bu demek depresyon, küçük bir çocuk gibi. Çıkarmak istiyorsan onu başkalarına fayda sağlattıracaksın ve kendisine ihtiyaç olduğunu hissedecek böylelikle. Başkalarının bana ihtiyacı var. Bu hissiyat olacak. O zaman adam depresyonda falan olmaz. Çevre önemli olan şey. O yüzden yapabildikleri tek şey ne? Hap yazmak. Çözüm yine maneviyatta görüyorsun. Görüyorsun bak insan doğasından anlatıyorum çözümün ne olduğunu. Yapabildikleri tek şey ne? Hap yapmak ve hap yazmak. Nokta. O yüzden gördüğün gibi bizi dinleyen pek yok. Doktora söylesem abi sana hap yazalım diyecek. Yok abi bana yardım edebileceğim bir yere götürün beni. Lütfen. Adam deli gözüyle bakar. Ben ona deli gözüyle bakıyorum, o bana deli gözüyle bakıyor. Öyle işte. Yerden her an yaratılan ile birlikte mi var oluyor? Yani yerden her an bir varoluş içinde denilebilir mi? Denilebilir ama adam öyle hissediyorsa denilebilir. Öyle hissetmiyorsa nasıl desin? Afaki olur, felsefi olur. Birisi öyle bir şey yazmış ve ben ona inandım olur. O da dincilik olur ki bizim maneviyatta bir işimiz yok o şekilde. Adam yerden hissederse sürekli yerdanla beraber olduğunu hisseder. O zaman der ki yerdanla beraber yürüyorum. Onun yanındayım. O elimden tutuyor. Davut'un şiirinde gibi. Ve ölülerin vadisinde yürüyor olsam da korkmayacağım çünkü yerden yanımda. Da. Güzel şiirler yazıyorlar öyle. Öyle hissettiği için ama. Biz de öyle bir hissiyata gelmemiz lazım. Öyle diyebilmemiz için. Okudum ve laf ola afaki diyemem. Sonra maneviyatınız dincilik olur. O da gördüğünüz gibi dışarıda. Fatih sormuş. Merhaba. Üçüncü dersimizde bir aşamadan sonra özgür seçim gerçekleşir ve maneviyat başlar dedim. Mutlu hepimiz. Özgür seçimi anlayabilmem için hocamız biraz açabilir mi? Özgür seçimi çalışacağız o zaman sor bana. Birkaç ders sonra çalışacağız. Özgür seçim önemli bir ders. Orada işleyelim. Murat sormuş. Kutsal ahit sandığı nedir? Kutsal ahit sandığı öyle bir sandık değil. Kutsal ahit sandığı içinde kutsallığın olduğu bir arzu demek. Yani ihsan etme ve sevgi niteliğinin olduğu bir arzu. Kutu demek, tamam mı? Kutu, dört kenarı var demek. Yani bayağılığın dört safhası. Yani tam bir arzum var demek. O yüzden sağda solda aramayın hazine avcıları gibi, tamam mı? Indiana Jones olacaksanız işimiz iş. Kendinize iyi bakın sevgili arkadaşlar. Herkese iyi geceler.